Sevgilerimi gönderiyorum kocaman size. Kalbimi gönderiyorum size. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Emekli cinayet büro polisimiz Orhan Kemiksiz ve avukat Funda Sadık Ahmet'le beraber. Bugün konuştuğumuz konularla ilgili gerçekten zaten az sonralar döndü. Gördünüz. Şimdi dün bana biraz kızdığınızı biliyorum. Ama ben netleştirmeden söyleyemezdim ki. Şimdi bazı bilgileri bekliyordum. Ben hep öyle garanticiyim. Bazı şeylerin de mükemmel olmasını istiyorum. Bu kötü bir huy, bazen iyi bazen kötü. Bunu ekranda da görüyorsunuz. Yönetmen arkadaşlarla zaman zaman böyle şunu yap bunu yap diye konuşuyorum. Şimdi bakın sevgili izleyiciler. Bugün gerçekten Yılmaz Kılınç cinayetiyle ilgili çok şaşıracağınız. Daha doğrusu Rukiye ile ilgili çok şaşıracağınız. Az sonralarda da gördüğünüz için hemen söyleyeyim. Kızı Mercan burada. Rukiye hamile. Maşallah. Evet, Rukiye hamile. Öte yandan Rukiye'nin son hastanede çekilen görüntüleri de var. Çok teşekkür ediyorum Vazgeçme izleyicilerine. Biz bir ekibiz, biz bir aileyiz. Ve bu ailenin her bir ekran başında olan değerli izleyiciler, hepiniz bizim birer üyemizsiniz. Ve sizin katkılarınızla bu program büyüyor ve bir yerlere geliyor. Olaylar da sizin katkılarınızla çözülüyor. Çok yardımcı oluyorsunuz. Yorumlarınızla, ihbarlarınızla. O yüzden ben sizin ihbarlarınızı lütfen bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi Rukiye hamile. Kaç aylık hamile olduğunu, işte Ömer'den hamile, onu da söyleyeyim. Hani Ömer Bey, Rukiye'ye neydi? Akrabam diyordu. Akrabam diyordu, işte yörük olduğu için sahip çıkıyorum diyor. Öyle değilmiş meğersem. Sevgililermiş ve Ömer'den hamile, onu özellikle netleştirmek istedim. Ömer'den hamile. Rukiye ile ilgili çok bir gelişme daha var. Şimdi yetkililerle konuşuyoruz. Onu da ilerleyen dakikalarda açıklayacağım sizlere. Bir de Cuma günü çok önemli bir gelişme bekliyorum. Yani gerçekten bunların hepsi Yılmaz Kılınç cinayetine biz adım adım götürüyor sevgili Mercan. Dedim ya, biraz sabırlı olman İnşallah. Lazım. Hepsini konuşacağız. Yani Ömer'le bir anlık bir şey değil bu. Önceden ya burada merhaba canım, işte ben seni oradan, ben yörükleri çok seviyorum deyip telefon açıp gel Rukiye'cim ben işte buraya gel sana sahip çıkacağım deyip bir an oraya götürüp bir an böyle sevgili olup bir an hamile mi kaldı Rukiye? Sizce böyle olabilir mi? Her şey bu kadar hızlı gelişebilir mi? Yani hayatın olanlık... 50 günde oldu diyelim. 50 günde. 50 gün değil mi? 50 gün, 50 gün. Her şey 50 günde olmuş olamaz. 5-6 haftalık hamile. Öyle miydi ya? Bir dakika ben bakacağım. 5-6 bayağı 5-6 haftalık hamile oldu. Belinin Rukiye'yi silmesi de bu sebepten olabilir. Ay, bilmiyorum. Acaba? Bilmiyorum. Hepsini, o görüntüleri de izleyince özellikle izleyicime çok teşekkür ediyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Vazgeçme izleyicisi görüntüleri de çekmiş. Onlarla sohbet etmiş. Kocaman, çok büyük bir alkış onlara. Evet, onunla dertleşmiş, o da her şeyi bize, bütün bilgileri bize paylaştı. Birazdan onların, biraz sabırlı olursanız hepsini size göstereceğim. Ve Gülsüm Nine'nin başına ne geldiğini, Türkiye'nin annesi, sevgili sağcıların da anneannesi, başına ne geldiğini de konuşacağız. Ama bugün konuştuğumuz özel iki konuyla ilgili çok önemli gelişmeler olduğu için, birincisi Rukiye meselesi, Yılmaz Kılınç cinayetini. Sizle ilgili hazır muhabirimiz orada çalışmaya devam ediyor. Merak etmeyin, olayı takip ediyoruz. Daha sonraki dakikalarda, günlerde konuşacağız. Ve Gülümser Karakaya, sevgili Gülümser Hanımcığım, Muğla'dan sen programımıza katılıp işte 23 yaşındaki kızın için bizden yardım istemiştin ya. Evet. Bir haber var. Ekibimiz adım adım kızına yaklaşıyor. Merak etme, sana da o haberleri ilerleyen dakikalarda inşallah aktaracağım. İnşallah. Öte yandan Kars Akçakale köyünden stüdyomuza gelen sevgili Yıldız, sevgili Yunus, kızları Emine'nin peşindeler. Emine, canım Emine'miz, evladımız zorla kaçırıldı. Ağzı bağlı, kapatılarak kaçırıldı. Bunu da Saddam yaptı. Evet. Saddam saplantılı bir şekilde kızımıza işte sürekli arıyordu. Ona aşıktı diyorsunuz. Ama Emine onu istememiş. Problem evet. O. Yani Emine istemediği için 17 yaşındaki Emine Saddam da kendi rızası dışında orada diyorsunuz. Evet. Mesele şu, Saddam'ın ailesine ben sesleniyorum. Şimdi bakın, siz diyorsunuz ki kendi rızasıyla Emine burada diyorsunuz. Eğer evladım, yani evlatları kendi rızasıyla oradaysa gidin jandarmaya ifade verin, değil mi? Tabii. Hala jandarma kızımızı arıyor. Ya 15 günü geçti ve kızımız eğer ifade vermiyorsa ben bunu çok da sizin dediğiniz gibi bir olayın geliştiğini düşüneceğim. Muhabirimizi oraya gönderdik. Muhabirimiz orada şu an çalışmaya başladı. Merak etmeyin, kızınızın peşindeyiz. Teşekkür ederim. Ama şimdi benden ikinci kez yardım isteyen sevgili Sabriye ile devam edeceğim. Cansu'yu da buraya getiriyoruz. Cansu yolda. İkinci kez tekrar geliyor. Ekibime kocaman bir alkış rica ediyorum.
Yani gelecek, ayağının tozuyla buraya girecek, şu anda yoldalar. Ne kadar ki yolları kaldı? Yarım saat falan mı? 15 dakika mı? Bir bakacağım ben birazdan canlı yayında Vahide'yi de göreceğim. Cansu'yu da göreceğim. Önce dün ne konuştuğumuzu bir hatırlıyoruz. Arkasından bakalım Cansu ayağının tozuyla gelecek bize. Neler anlatacak ya? Yani evet. Yani seni ikna etmesi mi lazım? Elveda Hanım'ı mı ikna etmesi lazım? Onlar da mı geliyor anneme de? Bakacağız. Bakacağız yani. İstemeye mi geliyorlar acaba? Yok, bilmiyorum. Yok. Öyle değil. Cansu tek başına geliyor. Ama sonra istemeye geleceklermiş. Ama bakalım Cansu bize anlatsın. Kim bu Özmen? Ne yapıyor? Ne ediyor? Önce çok zengin olduğu söylendi. Bakkalı olduğu söylendi. Şimdi alım satım işi yapıyormuş. Ne yaptığı şu anda belirsiz gibi duruyor. Bilemiyorum. Cansu'yu dinleyelim. Haksızlık yapmayalım. Dün hatırlayalım. Sonra Cansu'yu göreceğiz. Yolda geliyorlar. Gözümle gördüğüme mi inanayım? Sana mı inanayım? Acıtmıyor artık. Çünkü seninle olan samimiyetim tamam. Bitti. Cansu aylar sonra tekrar kaçtı. Şüpheler evli sevgilisinle toplandı. Cansu hiç çantasını telefon yuması bırakmıyor. Ne hepsini, demek? Ne demek? Aklında tutuyor. Şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Benim kızımın yani Cansu'nun diyorsun Özmen'le beraber olduğunu Elveda Hanım biliyordu. Biliyordur herhalde. Annemin yanındaysa ben hiç aramadım. Annem bunu biliyorsa madem neden orayı gönderdi? Bir tane taksi tutup da neden almadı? Özmen ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Bildiğim market diyor da büyük bir marketi yokmuş. Küçük bir bakkalı varmış. Ali Borazan'ın arkadaşı olabilir mi acaba? Özmen şimdi sorusunu soruyorum. Ben bu adama güvenemiyorum. Çünkü biz Ali Borazan'la yayın yaptık. Evet. Ertesi gün ertesi geldi. Ama annesi çıktı. Diyor ki Ali Borazan değil ben diyor işte. Yani müstakbel kayınvalidesi Özmen'in annesi diyor ki ben onu oraya gönderdim. Şöyle bir ama ben Ali Borazan'ın lafıyla mı geldi? Özmen Ali Borazan'ın adamı mı? Bu insanlarla senin kızın neden görüşüyor sence canım benim? Sen bunu bir yani ben anladım da ben sen anladın mı? Ben de anlayamıyorum ki. Senin kızın o kadar insanın yanına acaba madde yasaklı madde bulmak için gidiyor olabilir mi? Sabriyeciğim hiç böyle düşündün mü? Olabilir. Özlem'in annesi Zeliha canlı yayına bağlandı. Müjdeyi Didem Arslan Yılmaz'dan aldı. Şu anda kızının nerede olduğunu merak ediyorum. Annesiyle beraber olabilir mi acaba Ali Borazan'ın? Olabilir. Ali çünkü asıl arkada anası işin başı. Herhangi bir haberimiz yok. Cumartesi günü beni aradılar öğrenciyim. Peki. Ali'nin gözaltına alındığını, Özlem'in de karakolda olduğunu, ifadesi alındığını ondan beri hiçbir haberimiz yok. Ali tutuklandı, biz de onu biliyoruz. En son karakolda ifadesi alınmış. Şu anda telefonlarına asla ulaşamıyor musunuz? Ne oldu? Ne oldu? Tutuklandı. Tutuklandığını biliyorduk. Biz tutuklandığını bilmiyorduk. Tutuklandı. Gözümüz aydın. O zaman bir alkış. Madem öyle. Bir destek alkışı. Özlem de Ali Borazan'ın annesiyle berabermiş. O kadınla berabermiş. Ben anneme dönmeyeceğim. Ali'nin cezaevinden çıkmasını bekleyeceğim. Çok bekle. Demiş. Cansu'nun annesi konuştu. Canlı yayına ihbar yağdı. Endişelendiğim bu iddia ile ilgili bir bilgi geldi. Vallahi Allah, ikinci Ali Borazan vakası diyorlar Özmen için. Ve bu torbalarda günlük kiralanan evler var. Evet. Böyle kızları alıyor, mal satıyormuş. Kızlara yasaklı madde sattırıyor. Kimdir bu adam? Özmen Özben köyünde duruyor. Bunu Özben köyü ne iş yaptınız, madde sattınız biliyor. Evet. Ama bu yanındaki bayanları maddeye alıştırıp da bu arabayla geziyor sabah kadar torbanın içinde. Malları öyle dağıtıyor. Ayrıyetten yanına bayan alıyor. Mal almaya gelenleri teklif ediyor. Evet sevgili Sabriye, kızın Cansu ikinci defa bizim çabalarımızla, o da tabii kabul etti. Burada önemli olan genç kızların tavrı bak sevgili Yıldız. Çünkü Kübra'nın ne yapacağı burada önemli. Kızlarımızın hangi yola girip ne yaptıklarını bilmeleri lazım. Şimdi Cansu buraya gelecek, seni ikna etmek için mi geliyor? Yani Özmen'le evleneceğim bilmiyorum. Demek için mi geliyor? Özmen nasıl bir insandır, sizleri ikna edebilecek mi bilmiyorum. Ama Cansu sonuçta buraya geliyor. İkna olmuş geliyor. Önemli olan diğer kızlarımızın da tavrı, davranışları. Merak etmeyin, Emine'yi de arayacağız. Kübra'yla ilgili gelişmeler var. Hiç onları da ihmal etmiyoruz. Elveda Hanım'la oğlu... Yayındalar şu anda. Sait yayındalar. Şimdi merhabalar Elveda Hanım, Sait. Merhaba. Merhabalar. Şimdi teşekkürler. Sabriye diyor ki ben diyor kızıma yeterince sahip çıktım. Önce beni suçluyordunuz. Sahip çıkmıyor diyor. Bana neler yaptınız diyor. Fakat şimdi Cansu sizin yanınızdan gitti. Bunun nedeni de ikinizmiş. Yani hem Sait senin biraz baskı kurmanı. Hayır kabul etmiyorum hayır. Peki, Cansu her şey açıklasın yani çıksın da. Peki neden ayrıldı gitti? Biz suçlu gitti? Değiliz. Biz karakola da başvurduk ve karakol kabul etmedi. Yani annesi babası başvurması istedi.
Ha, siz kayıp başvurusu yapmak istediniz. Evet, evet. Ben kendim gittim karakola zaten. Karakol dedi ki sen de dayısı olduğun için dedi ikinci yakın derece olduğundan dolayı anası babası başvuru yapması gerekiyor dedi. Nerede anası babası dedi. Ben dedim İzmir'de yaşıyorlar Ödemiş'e. Tamam dedi onlara dedi ulaşın dedi. Onlar gitsin dedi emniyete kendine başvuru yapsın dedi. Senin başvurun geçersiz zaten dedi. Tamam dedim ben de. Bu şekilde zaten. Peki Sayıkçığım neden onu... ayrıldı annenin yanından senin yeğenin? Yani siz... yeterince sahip çıkamadınız mı yoksa can hayır, biri, hayır, biri mi zaten ikna sahip etti? Çıktı çok her şeyini yani. Bütün istediklerini karşı dışarısı gezmelerdi vesaire falan bütün hayır, her şey Sait yani nasıl içmez? Evde yani, ben ona alkol vermiyordum. Sen öyle zannet. Hayır sen ben öyle zannet. Ya Sait ben ona evde alkol vermiyordum ki siz nasıl verdiniz ya? Ya bir şey söyleyeceğim bak Sait'ciğim. Biz suçlu değiliz sağlığa zararlı yani. Bir şeyden bahsediyoruz. Yani. Bir dakika hanımlar beyler sağlığa zararlı bir içecekten bahsediyoruz. Allah aşkına çocuk istiyor diye verilir mi ya? Ben vermedim ki evde benim yanımda bir kere içmedi ya. Üç kere almış bakkaldan ben para verdim. Ha para verdin yani. Ben ama onu alacağını bilmiyorum bile yani. Gidiyorum diyor. Kız almaya gidiyorum diyor evden kaçıyor. Ben ne yapabilirim ki yani? Tamam kütüğü alın kendi. Neden gelmediniz yanıma kendi madem? Kendi istedi. Kendi istedi. Kendi aldı kendi. Benim bir dakika. Bir dakika dinleyin. Yani. Dinleyin birbirinizi. Sayın ben sana bir şey diyorum. Kızım bu senin annen baban bir kere yanına gidelim. Konuş deseydin olurdu. Ben ellerden duydum ama. Abla sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten kaçtığı zaman ben sana haber verdim. Nasıl haber verdin? Sen hiçbir şekilde aramadın zaten. Ben benim aramadım rahatsız sen ederim diye. Düşmedim. Benden sorulur diye. Sen beni WhatsApp'tan engelledikten sonra ben sana sesli engelledim mesaj gönderdim. Evet. Kaçtıktan sonra. Engel hayır. Kaçmadan kendisi önce. Karada yazmış. Sevgi ablanın ondan sonra Özmen'in telefonlarını ben kendim buldum. Bir dakika. Peki niye onun yanına gitmişsiniz? Yanınıza rahat olmadığı için onunla evlenmek için mi gitmiş? Neden sizi terk etti? Bizim yanımızda rahat olduğu için rahatsız huzurlu yere burada huzur bulamadı demek yani. İstediklerini burada daha nasıl karşılayacağım ben yani? Ya bizim yanımızda rahat daha ben nasıl izin vereceğim ona yani? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Onun isteği gerçekten para mı? Yani ben onun isteğinin, Cansu'nun isteğinin para olduğunu... Onun isteği lüks hayat yani. Lüks hayat zenginlik, zenginlik istiyor. Güzellik yani püslü gezmek. Makyajlı durmak, güzel eşyalar giymek. Ne oldu onun sadece amacı o. Tamam dur ne diyorsun? Evde yapıyordu. Makyajını yapıyordu. Odasını geçiyordu. Şarkılar dinliyordu. Ben ne yapıyorsun diyordum. Makyaj yapıyorum. Fön çekiyorum saçını diyordu. Bir şey demiyordum. Ona alışkınım zaten. Ama ben evden duyduğum zaman çok kötü oldu. Kimliğe gittim. Dedi aldılar dedi. Karakola da gittim. Neredeyse dedi. Kimlik dedi. Onlar gitsin söylesin dedi. Sen yapamazsın artık dedi. Yani şöyle normal Ödemiş'te kaydı. Evet. Denizli'ye aldırmış. Benim haberim yok. Denizli'ye almışlar. Benim almışlar derken sizin isteğinizle mi oldu yoksa Cansu mu istedi? Benim haberim yok. Bir dakika söylesin Elveda Hanım'la. Ha, söyleyeyim. Ödemiş'teki denetim serbestlikten imzası vardı. Son hakkı. Şu an son hakkı yandı. Tutuklanması çıkacak. Çıktı da zaten. Dosya kapatıldı. Dedi ki buradaki emniyettekiler. Siz dedi... evlatları buraya taşımanız gerekiyor. Kütüğünüzü buraya taşıdıktan sonra buradaki dedi denetim serbestliğe gidip dedi imzanızı atabilirsiniz dedi. Peki bir dakika neyle ilgili yargılanıyordu Cansu? Ya bilmiyorum artık neden dolayı yargılanıyordu. Yasaklı madde bulur bir dakika yasaklı yani madde. Benim dedi hayatım yanacak dedi 2,5 sene dedi anneanne dedi tutuklanacağım ben dedi 2,5 sene cezaevi çektim eğer dedi imza atmazsam dedi. Onun için burayı çektirdi İnfazı o. İnfazı var. Kütüğü. Tamam da anne çektirdi bir şey demiyorum çektirdi bir kere kapıyı gelsin. Keşke çektirmez olsaydım keşke burada kabul etmez olsaydım. Tabii her yani şey bittikten yere çektirmez olsaydım. Yani. Ben suçlu değilim. Ben ölüsünü bulsam dirisini ya bulsam. Ya bir çıksın söylesin eğer ben bir şey yaptıysam. Tabii ya ben ama sen yani dedi kabahat var. Ya kütüğünü alırken bir Musuvan'ın yanına gidin. Oğlum böyle kütüğünü alıyorum. Haberiniz olsun. Ben evden duyuyorum ya. Ben kendim yaptım. Cansu dedim. Gidelim dedim. Ben evden duyuyorum. Ben annesiyim. Yalnız Cansu istemedi zaten. Tamam. İzin gününde. Sizinle görüşmek zaten istemedi. Ben ne yaptım İstemediği için zaten. Ne yaptım? Ben saatten sonra sen kızını kabul et de evine.
Güzelce bak yani. Tamam sizin de var anne. Sizin de var sizlik öncesiniz. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Elveda Hanım. Elveda Hanım. Sayit. Alalım seslerini. Alalım seslerini. Alalım. Şimdi Elveda Hanım. Sayit. Ve sevgili Sabriye. Şimdi öyle ya da böyle yani Sabriye büyük hatalar yapmış. Bence Sabriye büyük hatalar yapmış. Büyük hatalar yapmasa zaten çocuk bu noktaya gelmez. Arkadaş kurbanı da olabiliyor maalesef bazen. Evet. Ailelerin elinden de bir şey gelmeyebiliyor. O yüzden ama orada yine anne babalar devreye girmesi lazım. Tanıştığı insanları, çocukları, ben gençleri. Sen bilmiyordun değil mi arkadaşlarını? Hayır hiç. Bilmiyordun. Sorduğum zaman sen ne yapacaksın benim arkadaşım? Ama bir şekilde tanışırsın, eve getirirsin. Onun farklı yöntemleri var. Birinden evet. destek alsaydınız o yöntemleri size psikolog ya da bir psikiyatri size gösterirdi ama bunu o noktaya çoktan aşılmış. Ama Elveda Hanım bak Sayit'ciğim şimdi sonuçta o da onun annesi. Yani doğurmuş, hatalar da yapsa bile doğurmuş, büyütmüş, bir noktaya kadar getirmiş. Çocuğu yani evladının kütüğü Denizli'ye geliyor. En azından telefon açıp. Ben dışarıdan duyuyorum. Yani mesaj atsanız yani olmaz mıydı ya? Ama telefonları neye engelliyorlar? Ulaşılmıyor. Ya, ama bak şöyle bir şey. Neden engelledin? Yani. Niye engelliyorsun sen de Sabriye? Ben de neden engelledim? Alalım sesini Hakan. Bak çok sesler karışıyor. Ben de neden engelledim? Ha, bugün ararım. Benden ötürü. Annem ben huyunu biliyorum. Kardeşimin huyunu biliyorum. Senden ötürü. Sen aradın. 2 saat sonra kaçtı. Beni suçlalar diye ondan engelledim. Suçlasınlar. Hadi dedim orada kalsın. Onlar yanında kalsın. Ben bir ara aramayayım. Öylesini yaptım. Ya sen orada da gideceğini kaçacağını biliyordun. Biliyordum. Ama ben size öbür yayında ne dedim? Bir tane dedim Ali Borazan gibi dedim. Arkasında birisi var bunun dedim. Hala biri var dedin. Var. Yine de hala biri var. Tamam. Şimdi orada da kaçacağına emin olduğu için siz ne kadar sahip çıksanız bile sizin telefonunuzu o yüzden engellemiş. Aynen evet. Bizim telefonu engelledi evet. Peki. Keşke dedim hanım benim yere evime teslim etmeseydiniz yani. Ama oraya böyle gelmek istedim. Siz de kabul ettiniz ama Elveda Hanım. Anne sen beni kabul ettin madem kanatlarımı açarım, kucağımı açarım diye. Benim yanıma burada hiç gelmedi ama. Ben kötülük için yapmadım onu. Sen canlı yayınla kucağımı açarım beni sen koştu diye sen değil misin yapacağım. Ya? Ama bir şey söyleyeceğim Sabriye bak. Eğer annen de senin kardeşin de kucak açmasalar belki başka bir yere gidecekti yani. Ya şöyle bir yine şey. Yine gitti tabii de. Yine gitti. Onlar bir iyilik yapmışlar. Ama farkında olmadan da işte para vererek fazla işte evet. sürekli hoş tutmaya çalışmışlar. Şöyle bir şey. İşte Cansu'yu alıp da vermedim. Evde ne kadar kullandı, dışarıda kullanıyordu. Ben alıp geliyordum. Anne ben yatacağım diyordu. Yatıyordu odasında. Hiç elleşmiyordum. Cansu yemek mi yiyeceksin? Çay mı? Kalkıyordu. Benim karnım acıktı. Yemeğini hazır veriyordu. Diyordum. Koladan ceres. Hı-hı. Ama ben onu böyle böyle almadım. Neyse ihbarlar geliyor Özmen'le ilgili olarak bazı ihbarlar. Hepsini konuşacağız Cansu gelince. Şimdi bakın Cansu yolda mı arkadaşlar? Nerede olduğunu söyler misiniz? Yolda değil mi şu anda? Birazdan Cansu'yu da göreceğiz. Muhabirimiz Vahide ile birlikte yoldalar, geliyorlar. Ben asıl Cansu'nun anlatacaklarını çok merak ediyorum. Kimin yanına gitti, Özmen kim? Özmen'le ilgili yasaklı madde satıyor, çocukları zehirliyor diye ihbarlar gelmeye devam ediyor. Peki Cansu, Elveda Hanım, Cansu ben onunla evlenmek isterim dese ne yapacaksınız? Ben karışmam. Annesi var, babası var. Didem Hanım şunu söyleyeyim. Bizim yanımızdan Karışmazsın. Bir sus. Söyle Sait. Bizim yanımızdan gitmeden önce ben dedim. Cansu dedim. Sevgilin varsa, arkadaşın varsa iyi kötü gel tanıştır bizi. Hı hı. Bu şekilde bekar kalmayacaksın. Seni de evlendirelim. Tamam. En azından bir evin olsun. Bir yuvan olsun. Ne dedi? Ben dedi daha şu an düşünmüyorum dedi. Tamam dedik. Ondan sonra 2 gün sonra 28 Nisan'a bu kaçtı gitti. Ve kaçta gördüm zaten ben nöbetteyim. Yani çalışıyordum bu kadar Özmen işte. Yani birinden bahsetse yani Özmen diye birini seviyorum diyor. Gerçekten Özmen'i seviyor mu? Yoksa Özmen'e yasaklı madde yüzünden mi gitti? Mecbur kaldığım için gitti. Ali Borazan'a önce gittiğini söyleyenler de var. Hepsini Cansu'dan öğreneceğiz. Bir ara verelim. Cansu da o saatlerde herhalde bir 10-15 dakika sonra biz birlikte olacağız. Acıtmıyor artık çünkü seninle olan samimiyetim tamam. bitti. Yine kayboldu. Yine vazgeçme buldu. Cansu burada. Geldi mi? Allah'ım duaların kabul olsun Allah'ım Rabbim. Kayıp Cansu stüdyoda. İkinci Ali Borazan vakası diyorlar Özmen için. Cansu ve ailesi yüzleşecek. Gittiğin yol iyi değil. O adamın sana ne?
ailesini mi, evli ve çocuklu sevgilisini mi seçecek? Bu insanlarla senin kızın neden görüşüyor sence? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Yılmaz Bodri, ne kadar sevdiğimi sen de çok iyi biliyordum. Yaradan'dan başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Bomba, bomba, bomba. O korkan ülke bitti. Türkiye hamile. Kız muayene oldunuz mu? Ya, olmadınız. Niye yapamadın? Reskili diyor, reskili olasın diyor. Çocuğunun babası kim? Muayene oldunuz mu? Ya, olmadınız. Niye yapamadın? Reskili diyor, reskili olasın diyor. Hastanede Rukiye'nin yanında kim vardı? Olay görüntüler ilk kez canlı yayında. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Şimdi Cansu'yu birazdan göreceğim ama şunu söyleyeyim size. Rukiye bu Vazgeçme izleyicimize, bu görüntüleri çeken izleyicimize öyle şeyler anlatmış. Bayağı açılmış. Bayağı açılmış. Ömer seninle ilgili de neler söylemiş. Bir açılmış, fena açılmış yani. Onların hepsine konuşacağız. Birazdan hepsini size aktaracağım ama önce Cansu'yu bir göreyim. Cansu şu anda yolda. İzmir'e gitti çünkü ekibimiz. Cansu selamlar kızım, nasılsın? Merhabalar, iyi. Nadine Hanım. İyi misin, her şey yolunda mı? İyiyim, birazcık yorgunum sadece, o da yol yorgunluğu. Tamam. Bak Cansu'cum, seninle ilgili yani çok üzüldük biz. İkinci kez tekrar bu olayları yaşadığın için inanılmaz üzgünüm, ben kendi adıma söyleyeyim. Ama şunu öğrenmek istiyorum. Neden anneannenin yanından gittin, ayrıldın? Yani sevdiğim kişinin yanına gittim Didem Hanım ya. Zaten gelince kanalda da konuşacağız bunları zaten. Konuşacağız ama ben bir yandan da seni görmek istiyorum. Peki yani... Ama dayına demişsin ki, onlar sana şunu söylemişler, yani sevdiğin biri varsa tanışalım, onunla işte sonuçta seni evlendireceğiz. Ama onlara hiç kimseden bahsetmemişsin, madem Özmen'i seviyorsun, insan dayısına, anneannesine... Ya tamamen Özmen'i biliyorlar, Özmen'den bahsetmedim diye bir şey yok yani. Bahsettin onlar mi? Onlar söylemesinler. Bahsettin. Ben Özmen'den ilk gün... Oraya kanala geldiğim zaman zaten bahsettim. Tamam, o zaman biliyoruz ama sen bize dedin ki ben Özmen'den artık ayrıldım. Yollarımız ayrıldı bizim çünkü. Hatta şöyle bir şey var. Evde de kanaldan çıktıktan sonra yani Deniz'de de konuşuldu bu olaylar yani. Dayımlar biliyordu yani. Ben onlara her şeyi anlattım. Siz de biliyorsunuz yani, az çok tanıdınız beni, ben saklamam. Hiçbir şekilde yani. Evet, sen açık bir kızsın, onu biliyoruz. Ama onlar diyorlar ki bize hiçbir şey anlatmadı Cansu. Biz işte o ne istiyorsa yaptık ama maalesef sana içki de almışlar. Onu yapmamaları gerekiyordu. Yani ne gerekiyorsa, ne istiyorsa yaptık. Fakat en son işte birine gittiğini çantasındaki işte nottan öğrendik. Özmen'in adını, telefon numarasını görünce öğrendik ki gibi bir savunma içindeler. Doğrudur. Didem Hanım, şöyle diyeyim ben size yani, ne yapmaları tamam, beni seviyorlar, sayıyorlar, ben de onları seviyorum. Ama ne bileyim yani. Ha Cansu'cum. Ya. Mutsuz muydun orada da? Yani mutluydum ama yine de yani olmuyor. Olmuyor. Denedim, olmuyor yine de, olmuyor. Neden olmuyor ama? Anne, merhaba de kızına. Merhaba Cansu, neden olmuyor? Seni ilgilendirmiyor bu zaman. Nasıl ilgilendirmiyor ya? Sen ilgilendirmiyor. Sen bir kere sus. Allah aşkına zaten yine geldim ben buraya kadar. O kadar yol çektim. Bak kızım, o kapıdan çıkası yıkadan yine seni düşünmem lazım. Özlemin... Ya Allah aşkına seni beni düşünmüyorum falan yok ya. Bak, ya kimi düşünüyorsun benden? Benim, bakma benim Allah aşkına ya. Ya gene bu dolu ya. Gene bu dolu. Kullandırmışlar ya. Git dolusun sen. Tamam, ve alacağım. Bu kez, geçen sefer... Geldiğim zaman, hatta gelmeden önce sabah beni hastaneye götürüp kanla idrat tahlili vermek istiyorum. Bak ben. Sana bir şey diyeyim. Arkanda Ali Borazan gibi bir tane daha var senin. Böyle konuşamaz diyordun sen. Ya nasıl ben konuşuyorsun ya? Kendime bak, senin oraya gelecek, görüşeceğiz. Tamam. Görüşelim. Ben benim varsa, benim dostum varsa, anlaştığım varsa ona da çıkar. Neyi görüşeceğiz kızım? Ya anne ne yapıyorsun, baba ne yapıyorsun ya? Sakin ol, sakin ol abi.
Peki Cansu, Cansu. Onu susturayım yoksa ben tamam tamam benle konuşacaksın. Dün Zeli Hanım'ın kızı Özlem'le ilgili Zeli Hanım'la konuşurken bu arada Ali Borazan'ın tutuklandığını biliyor musun? Hayır. O gün yayına telefonla bağlandığımda öğrendim ben. Ali Borazan'ın tutuklandığını bizden öğrendin yani. Aynen, sizden öğrendim. Hiçbir bağlantım kalmadı zaten. Bilemedim beni onlardan. Dur ama bir dakika sakin ol. Suçlama. O senin hayır, düşmanın değil. Evladın. Bir şey evladın. Hayır. Dur. Suçlamayacağım. Ne diyorsun? O kayıp oldu. Bir dakika. Kayıp oldu. Bir dakika. Ben Cansu'yu dinleyeceğim önce. Cansu ne dedin kızım? Bir daha söyle. Onun evladı falan değilim yani. O sadece milletin ağzına laf vermek. Bir dakika. Öyle bir şey varsa gel test edelim hadi. Kan testi. Kimin annesiyse, kimin babasıysa çıkar ortaya. Ne demek bu ya? Aa, nasıl yani? Bu nasıl değer ya? Ben seni 9 ay karnımda gezdirmişim. Her şeyini katlanmışım. Ama hiç karnını taşımak anne olamıyor ya. Biri değilim artık. Tamam. Annen hatalar yapsa bile o senin annen ya. Aranızdaki problemlerin temelli birçok nedenleri var. Dur. Annen ağlıyor Sabriye. Sabriye ağlıyor. Annen ağlıyor. Cansu sesini alalım. Ve Sabri'nin ilk kez ağladığını gördüm Sabri senin yani. Ben her zaman ağladım. İlk geldiğinde bir ağladın. Şimdi de ilk kez... Ne oldu? Ya bunu dolduran var. Ali Borazan gibi arkasında bir kişi daha var. Yaptırıyorlar bunu. Bir dakika dur. Güvendiği bir... Cansu bir anneni dinliyorum. Dur kızım. Dur tatlım benim. Anneni dinliyorum. Onu da soracağım sana. Ha, iyi misin Cansu? Değilim. Dedem Hanım ya. Şunu söyledi bize. Sadece annen değil... dün Özlem'in annesi Zeliha Hanım yayına bağlandığında biz Ali Borazan'ın tutuklandığını söylediğimizde seni Ali Borazan'ın yanında görenler varmış. Beni Ali Borazan'ın yanında görenler. Kimse evet. Ortadan gelsin ben. Cidden görmüşler. Ödemişti görmüşler. Geldiğini evet. Bana söylediler. Ben nasıl doğru bir insansam eğer gördüyse zaten gelsin karşıma gelsin. Ben seni şurada gördüm. Şu saatte gördüm desin. Tamam ben söyleyeyim mi? Nerede görüldüğünü? Hastane Caddesi'ni. Yine Hastane Caddesi'ni biliyorsun değil mi? Orada görülmüşsün. Allah aşkına ben ödemişe gelmiyorum ki. Ben senin yüzünden gelmiyorum zaten ödemişe. Tamam niye olabilir. Gittin? Ben uyduruyorum hepsini. Hepsini ben uyduruyorum. Olmuş, oymuş, boymuş. Ne işim var benim ya? Bende de o çocuğun telefon numarası bile var. Bende de o çocuğun telefon numarası var. Bunu sen de biliyorsun o çocuğu. Bir şey söyleyeceğim. Bak Cansu şu anda yolda geliyor. Bizim de misafirimiz. Ama ben bir anne kızı ya çok üzülüyorum çok, ya. Ya Sabriye ben sana dedim ki kızınla konuş dedim. Nasılsın? Ay, nasılsın şey. Canım? İyi misin? Çok özledim seni. Seni 2 aydır görmüyorum ya da şu kadardır görmüyorum. Kurban olayım gel şurama bir sarıl demiyorsun. Neredeydin? Ne yapıyordun? Böyle yaparsan gelmez işte. Bir daha da aramam ben Cansu'yu yani. Öyle. Olmaz. Olmaz. Sen bir adım atacaksın. Sen 10 adım atacaksın. O sana 1 adım atacak. Buluşacaksınız şu an. Söyle kızım. Söyle Cansu. Öteki 8 yaşındaki çocuğa bile tokat atıyor. Atmadın mı? Gözümün önüne 8 yaşındaki çocuğa nasıl tokat vurursun ya? Uydur. Ben açayım her şeyi. En zatına kıyamaz. Uydur. Hepsini ben açayım. Uydurmuyorum. Kanıtlı görüntülü yani gören insanlar da var. Hepsini çıkarttığım hepsini konuşuyor. Tamam çıkarttır gelsinler ya. Kim varsa gelsin yanıma ya. Kim de varsa Allah ki. Allah aşkına sizi kapattığınız örtbas ettiğiniz şeyleri ben açmaktan sıkıldım. Burama geldi ya. Bu yaş benim çekmenin hiçbir şey kalmadı. Yok ya sen çok iyi biliyorsun ya. Sabriye sen oğlunu mu dövdün? Hayır ya öyle bir şey yok ya. Benim mahallede herkes bilir. Öyle bir şey yok. Cansu'yu niye yüzünü görmüyorum? İyi misin Cansu? Canım? İyiyimdir abi. İyi. Senin kardeşini mi dövmüş annen? Ya dedim onu öteki yayında mı söyledim ben peşteyken çocuğa bir tane tokat vurdu. Ben şok oldum ya onu görenler de var. Öyle ha çok güzel. Uydur kızım uydur. Eğer
Ay Allah korusun ya, sen benim olur mu? Çok yani Sabriye var ya, elinden geleni yapıyorsun şu çocuğu çıldırtmak için ya. Ben anlamadım gerçekten. Şey, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ya Cansu'yu bırak da, yani bir anneye bunu söylediğim için özür dilerim. Ben de bir anneyim de. Ya beni de çıldırtıyorsun, kurban olayım ya Sabriye ya. Didem Hanım, bak sen... ben senin ne kadar üzüldüğünü görebiliyorum. Ama çok inanılmaz, Cansu'ya karşı şuranda şu kalbinde sevgi yok. Öfke var, öfke. Karşı tarafını savunduğun zaman, yanındaki insanı savunduğun zaman ben çıldırıyorum. Ya kimseye savunmadı ki. Kimi savundu? İşte, dur bir dakika, ne diyor Cansu? Söyle Cansu. Olacak neyin var? Beni kaç defa odaya kapatıp dövdün sen? Kaç kere bahçene dövdün? Ben seni neyine savunayım ya? Bir kere sebep söyle. 9 ay karnına taşımakla anne olur muydu? Ne zaman tamam. Olur. Dövmüş mü? Mahalle görüyoruz Cansu. Var mı? Su verin, su verin. Su verin. İyi uydur mi? Uydur bakalım ya. Uydur ya. Her şey uydur. Kızımızın nesi var? Bir alalım ekrandan. Bir alalım. Her şey uydur. Bir bakın nesi var? Nesi var? Nesi var ya abi? Şimdi... Ya sorun soramıyor musunuz? Merak ettim. Hayır. Sinirlendi ya. Bulantı giriyor hemen. Sinirlendiği zaman. Karakolda da oluyorduk. Hemen ambulans giriyordu. Hastaneye götürüyorduk. Öyle bir şeysi yok. Sinirlen... Su içiyormuş sinirlen. Evet. Sinirlendiği zaman bulantı. Şu bağırma. Sinirlendirme. Kızma. Kucaklamaya ya, çalış. Didem Hanım ben bunu kızmıyorum. Dur, ben... tamam. Bir dakika, Cansu su mu içtin? İyi misin kızım? İyiyim iyiyim Didem Hanım. Ay aşkım benim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Özmen'le sen nerede tanıştın? Gelince daha detaylı konuşuruz ama merak ediyorum. Nerede tanıştın kızım? Ben size söylediğim gibi Didem Hanım, yani ben Merve Pide'de tanıştım Özmen'le Pide. Yani... Anlamıyorum, ses gidiyor ya. Ses gidiyor arkadaşlar. Bir ses gitmesinde problem var. Tam onu gelince kaç dakika sonra buradalar? Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra burada olacaklarını biliyorum. Evet, tamam. Sonra orada gideceğim ben. Tattım benim. Özmen'i nerede tanıdığını tam anlamadım. Nerede tanıştın Özmen'le? Çorba da Merve bir de çorba içmeye gitmiştim. Bilemedim ben. Evet. Oraya. Yani orada tanıştık, konuşma içerisinde dedik, sonra arkadaş olduk falan, birbirimize numarayı verdik. Yani sen Ali Borazan'dan ayrılalı ne kadar... Onun hali ve hareketi zaten nasıl bir insan olduğunu cidden anlatıyor. Yani Ali Borazan'mış, oymuş, buymuş, hepsi yalan yani. Ekip arkadaşlar da geldi gördü, bana da hak verdiler. Yani ben o kadar şey yaşadıktan sonra bir daha hataya düşeceğimi zannetmiyorum yani. İnşallah, inşallah Cansu. Bir daha hata yapman senin için çok kötü olur. Yani her anlamda psikolojik olarak, maddi manevi sana çok kötü zararları olur kızım ya. Yeterince yoruldum, yeterince yıprandım yani. Ama bak, çabaladık, çabaladım. Özmenle... Ben şöyle bir şey diyeyim de, ben bu sefer de düşersem bu sefer beni kimse kaldıramaz. Ben seni kaldırırım, merak etme. Ben sana psikolojik olarak her anlamda destek veririm. Biz hatta sana bu teklifte bulunmuştuk. Demiştik ki o zaman Sabriye'cim. Hatta yani bunu Cansu da biliyor. Seni götürelim. Eğer yasaklı madde kullanıyorsan test yaptıralım. Bununla ilgili bir tedavi anlamında destek olalım. Sana bütün desteği vermeye söz vermiştik biz. Söz vermiştiniz. Evet, ama Cansu ben temizim demişti, kabul etmemişti. Kendi bilir. Cansu, Cansu. Şimdi bak, Özmen'le ilgili o kadar çok ihbar geliyor ki yasaklı madde kullanıyor ve satıyor diye. Didem Hanım, eğer öyle bir şey yapıyorsa bizim kapımda... Affedersiniz de, geçen gün biz karakola da gittik, jandarmaya da gittik, birlikte gidiyoruz, hatta elleri tutuşarak gidiyoruz. GBT'miz her şeyimiz açılıyor yani. Yanımdaki kimin neyse ona da bakıyorlar yani. Öyle diyeyim size, öyle bir şey... Ay ya, söyleme. Bir şey olmaz mıydı sizce? Ali Borazan da bak mesela, ben neydim? Ben kimseyi korumak taraftarı değilim. Yapan yaptıysa yapmıştır yani benim için. Ali Borazan'da gittim, o kadar yazı yazdım, dilekçe verdim, şey yaptım. Ne oldu? Çıtıklandı. Çünkü yapıyordu. Ama Özmen için de aynı şeyi diyemem. Peki ya sen bilmiyorsan? Ya senin bilgin dışındaysa belki? Ya Didem Hanım, Özmen zaten 7/24 yanımda yani. Birlikte çıkıyoruz, dışarı birlikte şey yapıyoruz. Ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor bu Özmen? Araba alıyor, araba satıyor bazen. Hani marketi yani, vardı? Hani marketi vardı kızım? Marketi var zaten. Marketinin bazen annesi olmadığı zaman o kendisi işletiyor. Anne ya, annesi diyor. Anne demedi. Annesi diyor. Sen anne mi diyorsun Özmen'in annesine? Evet anne diyorum, çünkü bana annelik yaptı. Ben yayından hayır, çıktım. Hayır, hayır, olmaz, olmaz. Annene hakaret edemezsin. Annene, ama bak Cansu, annene bu sözleri de söyleyemezsin. O kadar izin veremem ben. Olmaz, yazık, günah ya.
hata yapmış, çok büyük hatalar yapmış ama çok üzgün be Cansu'cum ya. Cansu'yu bir göreyim, Cansu nerede? Dur bak, insan o kadar şeyden mi Allah aşkına, evinde mi vicdanınıza koyun ya? Ya oğlum. Ya aklım başına gelir, bir özür diler kızım, nasılsın? Ya ben ondan önce kızım lafını duymadım bir kere bile. Ya 20 yaşındayım, ben bir kere kızım dediğini duymadım, bak yazın durun. Çok... Anneme daha iyi sorun, bana bir kere kızım demiş mi? Ben bu kadar şeyi hak edecek, ne yaptım? Hiç kızım demedi mi sana? Demedi tabii, dedem hanım, bunu herkes biliyor ya. Niye bu kadar... Ben onu değilim acaba, taş mı doğurdu benim yerime? Ya anneni sana... O benim için de orada ağlaması hiçbir şeye fayda etmiyor benim için. Bana gelip bir kere, kızım iyi misin, ne yapıyorsun? Ben buradaydın, yok şuradaydın, yok buradaydın, bunlar yaptın. Ay bir yok. Kendisini toparlasın artık ya. Peki. Ben niye kıpırıyorum? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben buraya hadi geldim ya, ben. Maddesi kopa her şeyi hallederim. Çalışırım yeterince, maddi de şey yaparım. Ama sevgiyi asla alamam. Ah kızım ya. Ya inanılmaz karşılıklı birbirinize öfkeniz var. Peki annenle niye bu kadar öfke var sana karşı sence? Ha Cansu? Annen niye bu kadar öfkeli sana karşı? Dedem hanım, size bir laf söyleyeyim atasözlerimizden. Ağaç yaşken eğilirmiş diyorlar ya. Yani. Ailem beni nasıl eğittiyse ben öyleyimdir. Onlar beni eğitmedi yani. Nasıl yani? Sen onları mı anlamadım? Ne dedin? Anlaşılmadı tam. Ben anlamadım. Ailem beni buraya mı itti dedi. Onun o tarz bir daha sesi. Söyler misin? Ses kesildi. Tam anlamadım. Hani ağaç yaşken eğilir diye bir laf var ya. Evet canım. Ağaç küçüklükten olur. Evet. Yani bana küçüklükte ne gösterdiyse yani onlardan uzaklaşma sebebim de o, şeyim de o, psikolojimi bozmaları da o, sürekli itici davranmaları da o. Ya, ben... ya zaten sürekli bir insana itici davranırsan sen o insandan soğursun. Sana ya niye sana böyle davransın ki, o senin annen ya. Yani annen, ben bir Sabri'nin yanına gitmek istiyorum ama. Sen öyle mi, ses gider mi orada? Ya Sabri'ye gelemez mi? Tamam verin el mikrofonu, gideyim ben Sabri'ye getireceğim buraya. Olmaz, ben üzüldüm abi. Bak 2 saattir ağlıyor orada be Cansu ya. Yani sevgisini mi gösteremiyor acaba? Ne yapıyor bilmiyorum, niye bu? Peki bu kadar şeyin yaşanmasının nedeni sadece annen mi yoksa baban da olabilir mi? Neden hanım? Heh. Size bir şey diyeyim mi? Bakın, evet. O kadar cip olduk, karakolluk oldum, şey oldum, biliyorsunuz lan şu evet. Şeyleri yani tahmin edebiliyorsunuz. Tamam. Yani ne karakola, yok seni döveceğim, yok şey yapacağım. Seven insan gırda vermez, o bir. Bir daha söyle, biri bir daha söyle, ben dinleyeyim bir yandan, annenin yanına gidiyorum, evet. Bir daha söyle. Seven insan kızını yurda vermez. Evet, ha yurda doğru. Yurda benim başım. Okay. YouTube'da dedim ki anne gel beni al da. Yok. Evet, o da benim tek kelime. Ne halim varsa gör sen çocuğum. Eğer bu kelimeyi diyorsa bakın. Ağzı ağır kelimeler bunlar. Eğer yok. Bunu diyorsa sen bilmiyorum. Bunları unuttum da nasıl ben onu halledeyim ya? Yani şöyle, ilk sen halanla beraber, halan da değil mi? Halanla beraber şeye gittiğinizde, seni götürdüğünde yurda vermesine çok sinirlenmişsin anladım. İlk orada bir patlama noktası olmuş. Zaten sen o sırada küçüksün. Hiçbir şeyin de doğru düzgün farkında değilsin. Halan seni götürüyor oraya. Diyor ki beni yurda, doğru anladım. Bir yandan da hareket ettiğim için seslerde gidiyor şey oldu. Ya beni yurda neden verdi diyor. Niye yurda verdin? Yurda nasıl verdim? Bunlar... gidiyoruz diye gidiyorlar. Biliyorum aşkım, evet. Evet, 12'den sonra karakol buluyor bunları. Tamam. Bulduktan kere bize haber veriyorlar. O sırada bak Cansu kaç yaşında ama, çok küçük. 10 12 küçük falan. Küçük. Cansu tabii, 7 yaşlandı o zamanlarda. Ay, asıl 7 yaşında başlı. Asiye hocamız var. Ondan biri görüştürdüm, biri gidiyordu. Tamam. Ondan sonra binanın önündeler, bizim şimdi Sefaköy'e geldiler. Şimdi geliyorlar arkadaşlar. Yılbaşı günü. Heh. O gün yılbaşı. Dinle Cansu, dinle. Duyuyor musun kızım? Ben eşimle birlikte yılbaşıydı, karakoldan aradılar, gittik. Bugün dedi yılbaşı 3 gün var, şey yasak çıktı ya yılbaşında. 3 gün var dedi, pazartesi gelin dedi. Pazartesi günü gittik, biz aldık. 3 gün kaldı ama 3 gün kaldı orada. 3 günden ben sonra... Ben anlamadım, gidip yurda gitsen sen evladını oradan istersin, alırsın ya senin hayır, evladını. Göndermezsin bile değil mi hanım? Dedi. Ha? Memurlar yok dedi, yılbaşı girdi, arayı dedi, memurlar yok, onları imzal... Hayır, hayır.
Ama vermeyebilirdiniz evet. Sabriye Hanım. Ben eve almak istiyorum. Çocuğumla ilgileneceğim deseniz burada verilmezdi. Hayır, gece, siz rızanızla vermişsiniz. Gece 12'de olduğu için biz oraya gittiğimizde diyor. Yani yurda götürmüşlerdi ama sizi aramışlardır. Mümkün değil. Evet. Polis sizi aradı. Ha, çocuk 7 yaşında. Büyük Cansu söyle kızım. Söyle. Ya, onlar beni doğurar. Öyle bir şey yapamazlar. Neyi yapamazlar? Ya beni yurda veremezler diyor. Yurtta ne yaşadı acaba? Bir şey mi yaşadı orada? Ama tabii orada tek başına... Ama unutamıyor. Unutamadı. Asıl kırılma noktası evet, orası unutamıyor. Olmuş. Şimdi bugün öğrendik onu ya. Sabriyeciğim bak çocuk orada... Sonuçta sen halayla birlikte orayı birincisi neden takip etmiyorsun kızın orayı? Hala niye götürüyor çocuğu? 7 yaşındaki çocuğu. Resmen götürüyor yani. İlk evden beraber gidiyorlar, kaçıyorlar. Gezmeye mezmeye de gitmiyor hala anladığım kadarıyla. Kendi yeğenini de götürüyor. İkincisi o çocuk 7 yaşında. Seni karakolda mutlaka aramışlardır. Senin çocuğun burada. Gel çocuğun al teslim bak. Seni aramışlardır. Gel çocuğun teslim al. Ben de geliyorum çocuğumu hiçbir yere göndermeyin. Ben onun annesiyim. Desen hemen gidip çocuğu alacaksın. Şöyle bir şey dedim ona. Ya yılbaşı malbaşısı mı var bunun ya? Hayır hayır. Yerleşkeye girdiler şu anda. Binadan içeri giriyorlar. Kire bulunuyor. Tire'dekiler buluyor. Eşim gidiyor karakola. O Tire'deki polise ifadesini alıyorlar bunu. Şeye gönderiyorlar yurda. Tamam. Arkadaşlar şeyden Skype'tan çıktınız değil mi? Ben Sabriye'ye bir şey söyleyeceğim. Bunu Cansu duyuyor mu? Duymasın beni. Tamam. Kapatın. Skype'ı kapatın. Ben Sabriye'yle bir şey konuşacağım. Tamam. Tamam. İçeri görelim ama Sabriye'ciğim ben... Ha, içeri de görebilirim. Yani duysun izleyicilerim duysun istiyorum. Cansu geldiğinde. Ne olur sarıl ya. Sarılırım. O beni kaptırırsa düşersem şaşmayın. Bana yaptı o. Sarıl ya. Hiç sarılmadın bana ki. Bana kaptırdı ben İkinci düştüm. Kez geliyor çocuğum burada. Biz buluyoruz getiriyoruz. İkinci kez evladım buraya geliyor. Ay sarıl gelmeye ya. De bilirdi. Evet geliyor yani bak. Geliyor. Geliyor. Bir şeyleri düzeltmek geliyor. İstediğine inanıyorum evet ben Cansu. Evet ya. Evet. Evet. Evet geliyor yani. Nerede? Geliyor mu? Kontrolden geçiyor şu anda. X-ray cihazlarından geçiyor. Güvenlik açısından her türlü. Evet. Güvenlikten geçiyor ve içeriye gelecek şu anda. Bizim Sefaköy kanala giriş yaptı. Sen ilk kez geldiğinde sarılmadın biliyorsun değil mi? Gelmedi ki yanıma. Ya sen gittin Sabriye. Hayır yanına gittim yanından kaçtı gitti. Arkada. Oraya gitti ama ilk buradan geldiğinde geliyor şu anda. Bak öyle de böyle Cansu aslında benim kulaklığımla gitti ama tutarım önemli değil. Cansu öyle de böyle geliyor yani. Çok da güzel bir çocuk biliyor musun? Aslında o travmaları atlatabilseniz başkasına gitmez size gelir. Kafasında çok kuruyor. Bunu yapıyorsun. 7 yaşında çocuk yani eve gelmek isterken yurda giderse sen de onu yurtta bırakırsan bunun hesabını bak böyle yıllar sonra sana sorar yani. Hadi gelsin ben de Cansu'yu özledim ama bir daha da aramam valla. Yoksa kıyamam ya ararım ararım. Ararım söz veriyorum. Didişme olmasa. Yani. Cansu nereden bu kapıdan gelsin? Nerede? Oradan gelecek değil mi? Cansu'ya bir hoş geldin alkışı alabilir miyim lütfen hanımlar? Merhabalar Gizem Hanım. Bir anne izindeysen sarılmak istiyor. Ben sarılmak istemiyorum. Hayır. Ben ne yaptım seni bu kadar? Ben ne yaptım? Cansu bana söyle ben ne yaptım? Senin altını bez bile tuttum ben ya. Kay ya. Ben ne yaptım söyle. Gel bana bir sarıl gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Doğru ben suçlu değilim. Seni görmek de güzel. Nasılsınız? Çok yorgunsun sağ ol. Evet bayağı yorgunum. Cansu ve olaylar. Sende olaylar bitmiyor Cansu. Şöyle yapacağım Cansu'nun yüzünü tam... Ama yani bir annem sarılsın ya. Neyse yok, bakalım hayır, sonra. Hayır sarılmak istemiyorum. Sabriye sen bu tarafa geç. Ben Cansu'yu oraya alacağım. Yüzünü karşıdan bir görmek istiyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yan yana geçiyorlar ve sarılmıyorlar ya. Hoş geldin Ay. Cansu. Hoş bulduk Ayhan Bey. Şundan hoş bulduk. Cansu. Efendim. Ne oldu 7 yaşında ya? Yurda verince ya annenler haber vermediler mi? Yurda beni ilk vermeleri değil ama. Ne? Sesler gidip geldi. Defalarca verdiler beni yurda. Tamam ben açıklayacağım. Aa. Hepsini açıklayacağım. Defalarca? Açıkla. Tabii evet. Ki de dosyama bir bakar mısınız? Kaç kez seni yurda verdiler? 4 kere. 4 kez? 4 kere. Dedem Hanım ben açıklayayım önce. Açıkla bu, ya. Evden polislerden getiriyordum.
Bu 4 gün yatakta yatıyordu. Ne kahvaltı yapıyor ne bir şey. Kalkıyordu, kahvaltısını yapıyordu. Duşuna giriyordu, makyajını yapıyordu, gidiyordu. Ben 12'ye kadar bekliyordum. Karakola gidiyordum. Ekiplerimiz hepsi şahit, Allah razı olsun. Dediler ki bunu yurda verelim, biraz akıllansın. Abla sen hakkından gelemeyeceksin dediler. Atlarını da biliyor polisler. Hepsini atlarını da biliyorum. Hepsini benden konuştular. Kaç yaşındaydın? İlk gittiğinde 7 yaşındaymışsın yurda. Sonra... Sonra 14 yaşımda, 14-15 yaşımda gittim. Sonra 16 yaşımda gittim, bir de 17 yaşımda Her kaçtığında ama hep sen de evden kaçıyorsun bu arada sürekli. Ama kaçmamın sebebi zaten belli. Kim? Sabriye mi? Hem o, hem yasaklı madde kullanıyordum, hem de o yüzden. Ben cüzasın diye verdim seni hep. Sen ne dedin? Karakola, yurttan aradın. Müdürler dedi ki Sabriye da dedi, Cansu dedi. Ben senin bana yurtta dediğin lafları unutmuyorum. Ben evet. Hepsini sen beni sahipsiz bırakıp gittin oraya. Ben seni o kadar kız neyden girdiği belli. Bak oraya neyden girdiği herkesin belli. Tamam. Tedavi ettirmek istemedi mi seni? İstemesem eşya götürür müyüm? Ben kendim gittim zaten tedaviye dinamadım. Annen ailen götürmedi mi? Hayır tabii. Onlar de. Götürüyormuş. Biz de Hayır. Aile kendisi de başvurabiliyor. Yani. Yapabiliyor. Bir anneannen de seni görsün. Elveda Hanım'ı da görelim hemen. Elveda Hanım. Merhaba Dilerim. Merhabalar. Torununuzu yine bulduk. Allah'a şükürler olsun ama biraz kırgın anneannen Buldunuz sana. Buldunuz ama ben çok üzgünüm yani. Buradan ne hakkıdır? Neden ötürü gitti yani? Onu bana açıklasın. Hadi ben ne yaptım da gitti yani? Ben çok üzgünüm. Gideceğini söyleseydi ben izin verirdim yani. Ben ona burada baskı uygulamadım. Şiddet uygulamadım. Ne yaptım da gitti yani? Bir yanıtım vardı. Daha ben elimden geleni yaptım. Ne yapabilirim daha başka? Ya tabii ki de buna bir şey diyemiyorum yani. Hı? Doğal olarak. Ne yapabilirim ben? Onu söylesin. Eğer ben suçluysam bana söylesin suçlusun desin. Hayır. Annesi beni suçluyor evet, çünkü. Değil. Beni ben açıklasın yani. Şu anda açıklasın. Cansu'dan ben bekliyorum. Annesi babası beni suçluyor. Bir yanıt ver bence. Anneannen haklı. Ben yanıt bekliyorum şu anda. Ben asla anneannemi suçlamıyorum. Ben bak seni sormuyorum. Telefon sormuyorum. Para sormuyorum. Hiçbir şey sormuyorum. Ne yaptığımı da sormuyorum, neyi girdim içirdim de sormuyorum. Yalnız ben ne için suçlanıyorum onu öğrenmek istiyorum. Anneanne ben seni suçlamıyorum. Asla suçlamıyorum. Anne suçluyor. Ben yapmışım. O zaten... Sabriyeciğim dur bir o zaten... Ben biliyormuşum Özmen'i. Hayır bilmiyorum. Senin çamaşırların içinden çıktı eşyaların içinde telefon numarası. Yani o zaten herkesi suçluyor. Beni suçluyor, şeyi suçluyor, her şeyi suçluyor yani. Ben suçlu değilim. Sen buradan kızım ben baskı yaptın da mı kaçtın sen buradan? Hayır. Niye gittin yani? Hayır. Baskı mı yaptın? Niye gittin? Hayır sen bana hayatım boyunca baskı yapmadın zaten. Ama biz bir şöyle bir şey biliyoruz. Bir tane video çekmişsin. TikTok çekmişsin. Çok fazla video evet. çektim zaten. Ama özellikle bir tane videoda senin işte bir göbeğin görünüyor. Biraz makyaj yapmışsın. Onu biraz evet. tepki göstermiş. O video gelsin bir ekranlara da. Ya bence hiçbir şey yok. Çok da güzel bir video. Çok da güzel kızsın zaten. Aşkım benim ne güzel gülüyor da. Ama annene biraz daha iyi davran. Yani o meseleyi bilmiyorum tedavi mi görürsünüz ne yaparsınız o senin annen o da onunla tedavi görmesi lazım karşılıklı neyse o konuya geleceğiz de o konu daha sonra ama şu TikTok'u ne var bu TikTok'ta anlamadım ya bir gelsin ekranlarınıza ben de bilmiyorum artık gelsin izleyelim Hakan getirsene bazen o kadar çok seversin ki yalan olsa inanır yılan olsa sarılırsın bilirim yalan bazen o kadar çok seversin ki yalan olsa inanır, yılan olsa sarılırsın. Bilirim yalan. Şimdi bu TikTok değil diyor, başka bir tanesinde de göbeği yine evet. bu şekilde göbek şey, açık. Yapboz gibi yapmış. Didem Hanım, farkındaysa sanadınız yani. Ben hep öyle giyinen bir insandım yani. Hı hı. Biliyorsunuz. Anneanne kızdı mı peki bu TikTok'lara? Hayır, anneannem kızmadı yani. Dayın yukarı ben çıkmış. Ben dışarı çıkarken de anneannem de biliyor bunu. Peki annem işe söyle, bir dakika dur. Söyle Sabriye. Yukarı çıkmış mı? Aşağı mı? Bir oğlandan konuşuyormuşsun. Bir oğlandan konuşuyormuşum. Evet. Dayı söyledi bana. Doğruları ben telefonda, onda kayıtlı, bende kayıtlı değil. Sesi de vardı. Öyle mi söyledi? Öyle dedi. Yukarıda dedi, bir oğlandan konuşuyordu dedi. Ben dedi, bacaklarını kırarım, yemeği ağzını dıkarım demiş sana. Bana dayın öyle dedi. Ben bilmiyorum artık. Bir şeyler onun dediği tam olarak değil. Anneannem de şu an kanalda zaten tamam. duyuyor. Elveda Hanım bir şey söylüyor. Tamam, Elveda Hanım bir şey söylese Elveda Hanımcığım. Duyuyorsunuz yani. Söyle şimdi duyuyorum canım söyle.
Ben dedim ki Cansu'ya, kızım böyle TikTok yapıp da hani askılı giyip de o çütüde de alındı o siyah giydiği. Gönlünün içine giydiği siyah body gibi. Body değil, askılı bir atlet gibi yani. Onu giyip de dedim, telefonun karşısında TikTok yapma kızım. Kafere kikiri yapma dedim, erkeklere karşı gülme dedim. Ben çok gülen bir insanım. Siz de bunu biliyorsunuz zaten. Biliyorum yüzüne ben. Hayır, ben orada ben yayında anneannem de şunu söylüyor. Ben yayında bazen çok güldüğün zaman insanlar seni yanlış anlıyor diye. Ben bu kadar gülme Cansu. İnsanlar sana sinir olacaklar. Tanımıyorsunuz çünkü. Yakından görmek olan başka bir şey. Anneannem bunu yanlış anlamış. Evet. İşte ben de öyle dedim diye. Bir de asla gülme Cansu diye anlamış. Öyle değil. Bilmiyorum, gülecek tabii. Dükkanda çalışıyor mu acaba? Dur anneannem bir şey söylüyor. Hayır dayısı dedi bana da. Çalışamaz mıyım yani? Kim bana para verecek? Bana, dayın dedi. Zerişten işe soktum ben onları dedi. Ben kendim buldum hatta yengemi de yanıma aldım. Tamam, öyle dedi ben bilmiyorum. Anneannem işe soruyor. Söyle evet, Eda Hanımcığım. Evet girdi işe girdi kötü mü oldu? Evet. Bir şey demedim ki dayından işe mi girdiniz dedim. Benim bir tek kelimem kızmam açık saçık öyle giyip de TikTok yapma demem kötü oldu. Evet. Ondan sonra bakkala sakız almaya gidiyorum dedi. Kızmadım. Ve... Onlara da söyledim kızmadım. Ben öyle bir şey yok. Ben ona kızmadım diyor. Bu nedenden saçma sapan şeyden kızmam ben asla. Evet ya yani bu nedenden dolayı da oradan gitmedi diyor. Öyle değil mi? O yüzden doğru, gitmedin. Doğru tabii ki de öyle gitmedim yani. Ya dayının anneannenin sana bir baskısı yoktu. Yok asla yani, yok. Bunu herkes yani. Biliyor Didem Hanım zaten. Ben size buraya ilk geldiğimde de dedim ki ben hatta farkındaysanız anneanneme sarıldım yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ki ben Özmen'den bahsetmiştim diyorsun. Haberi yokmuş. Haberimiz yok diyor. Anneanne. Otelde bahsettim. Ya tamam ama eve gittikten sonra önemli olan eve gittikten sonra ben de biliyorum Özben diye birinde. İşte ama sonra ayrıldım demiştin hepimize. Mercan'a evet. Da öyle söylemişsin. Şimdi sen oraya gittikten sonra Özben diye biri var hayatımda ben onunla görüşüyorum yanına gitmeyi düşünüyorum diye anneannene bir şey söyledin mi? Hayır söylemedim. E bu niye neden peki? Habersiz gittim. Bilmiyordum tepkileri ne olacak falan filan diye. Yani. Tepkileri böyle oldu. Yine buradayım. Peşinden ayrılmam. İkinci sefer oldu. İkinci sefer oldu oradan da. Oradan kaçtı geldi. Bak Özmen'le ilgili çok ihbar geliyor. Ya Didem Hanım ihbar niye gelebilir. Bu insanlar niye arıyor bak. Çok tehlikeli biridir diyor biri. Sonra Didem Hanım tehlikeli biri olmuş olsa affedersiniz. Ali Borazan Özmen'i nasıl yaptıysa ben de o halde gelmiş olurdum yani. Pardon Ali Borazan Özmen'e ne yaptı? Karıştırdım isimleri. Bak köyümüzde madde satılıyor. Cezaevinde yattı bir süre diyorlar Özmen için. Özmen cezaevinde yattı mı? Evet yatmış bir dolu. Tamam bak yasaklı madde satıyor. Kızlara şiddetle dövüyor. Hatta annesine bile şiddet uygulayan biriymiş. Hayır asla Sen Cansu ne kadardır tanıyorsun Özmen'i? Hepsini ya bakın bilmem. Ne kadar tanımam önemli değil. Hayır harika kaç yıldır tanıyorsun onu yani. Soruyorum. Ne yıl kadar? Olmadı. Kaç ay oldu? Ve kefilsin yani. Yani harika bir gözümün adam önünde zaten hep. Ya sen... bir şey söyleyeyim Cansu kaç gün oldu tanıyorsun? Yıl bile olmamış ya. Sana bir şey aydır. Değil mi? 2,5 aydır ve sonuna kadar kefil olma o kadar ya. Ben hep bu yüzden kaybediyorum zaten. Niye kaybettiysem hep. Didem Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyle tabii. Ben ondan evleneceğim diyorsun ama tamam ben kabul ettim. Ne ettim mi? Hayır mesela ettim kabul ettim evlendin. Seni aynı şeyi yapmasın. Neyi yapmasın? Anasını dövmüş seni de dövebilir dışarı atabilir. Sen de kocandan dayak yiyorsun. Ben ne zaman yedim? Açsın telefonu. Senin niye gözün morardı? Niye kolun bacan kırıldı? Ben? Geçenlerde... Niye komşulara çocuk bir boron attı dedim. Bir boronla göz mü morarır? Ha öyle mi? Beni babam hala hastaneye kaldırdı. Ben yolda bayıldım. Sen onun haberin var mı? Ben diyorum ki... Sen buraya geliyorsun, her şeyi örtbas ediyorsun. Başımız yanacak diye. Seni benim sanıyor. Başımı yakmaya çalışıyorsun. Bende hiçbir şey yok zaten. Ben senin başını yakmıyorum. Benim mahkemem var şu anda. Ben tutuklanırsam... Allah büyük. Allah aşkına anneannem de şu anda hatta anneannemler hep diyormuşsun ki Cansu'nun imzası var. Ben olmadan imza neye yapabilir? Gecemenin kartları getirebilir miyim yanında? Tamam gireceğiz o meselede elinde bir yüzük gördüm ben senin. Kartlar yanında. İlk yayına geldiğim zaman da vardı bu. Özmen. Hatta buradanmıştım hayır. Hayır Özmen'in nişan yüzüğü falan değil yani. Hayır değil. Buradanmıştım. Bak ihbarları görüyor musun? Gel şunu bir tanesini okutayım ben sana. Tamam. Gördün mü yasaklı madde? Gördüm. Bak burada. Bak peki ellerinde delil kanıt var mı? Konuşacağız bakacağız.
İki buçuk aydır tanıdığım bir insana böyle kefil olman bilemedim ya. Didem Hanım bakın Ali Borazan'da yani ben olanı oldum derim. Ali Borazan'ın yanına gittin mi gitmedin mi? Hayır gitmedim ya niye gideyim ya, beni döven insanın yanına? Bence de gitmemen lazım. Ben bir daha ya Allah aşkına ya eşek. Ya yasaklı maddi ihtiyacı duyuyorsan ki Allah aşkına ne olur varsa bakın öyle bir şey tedavi. Bakın ne olur beni hastaneye götürün. Götüreceğim seni hastaneye. Götürün kan hidrat ayrıca vereyim ne olursa. Tamam. Saç da verirsin değil mi? Saç. Vereyim. Hı-hı. Saç dibinden zaten. Yani o kadar dosya karakolluk oldum yani biliyorum her şeyi. Peki Özben daha boşanmamış. Son mahkemesi kaldı. Ama ben şöyle bir şey duydum. Senin yüzünden ayrılmış. Kim dedi bunu? Öyle bir bilgi geldi bana. Yo seneler oldu ayrılalı. Ben seneler önce yoktum ki Özmen'in yanında. Filiz Hanım attı mı arkadaşlar? Filiz Hanım'a bir ulaşabilir miyiz? Filiz eşinin ismini biliyorsun. Şaşırmadım. Hı? Şaşırmadım hiç. Neden? Yani çünkü neden ayrıldıklarını da biliyorum. Kıskanması da olabilir yani. Ne bileyim. Özmen kıskanç biri mi? Evet kıskanç biri. Ben de kıskancım zaten yani. Yani kıskançlık bir doza kadar evet. Ama bir sonrası biliyorsun. Fazla işin kıskanç değil öyle. Şiddet giriyor işin içinde. Hayır. Asla bir kere dahi vurmadı bana. İnsanı. Kötü bir söz dahi söylemedi yani. Hı. Söylemiş olsa ben de nasıl Ali'yi şikayet ettiysem onu da şikayet ederdim. Nikah olsun. Alalım telefonu mu alalım diyorsunuz alalım ondan arkadaşlar. Ondan sonra gösterir o seni. Bunu da söyle buraya da yazıyor. Sen bak. Evlendikten sonra sana kocan gösterdiği gibi mi? Bak sana söyleyeyim çok ay, güvenme ay, ay. Şunlara. Onlar bak. Senin peşinden iyi iki sene sonra yüzüne bakmayacak o senin. Benim neyim var benim peşimde benim olacak ya. Şimdi çok sen. Önemli bir dakika Cansu çok önemli bir ihbar geldi. Sana Ali Borazan'ın nasıl bir insan olduğunu sen görmüşsün gerçi ama şu anda Özmen'le ilgili iddialar doğruysa Özmen'in belki sen tanımadığın yüzünü öğreneceksin. Alo hatta mısınız? Evet. Siz Özmen mi Özben mi? Özmen. 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 Turbalı Özbeyce. Özmen'le ilgili ne biliyorsunuz? Bir kız Özmen'in evinde bağırıp beni kurtarın diyormuş doğru mu? Ay. Vallahi onu bilmiyorum ama duyduğuma göre aynı köyde oturuyor. Yani çok tehlikeli bir insan. Yani Özmen mi tehlikeli? Üzülüyor. Özmen evet. mi tehlikeli? Evet. Siz tehlikeli o yani duyduğuma göre diyorsunuz. Siz gözünüzde görmediğiniz şeyi burada nasıl söyleyebiliyorsunuz? Ya gördüğümü de biliyorum ve şimdi aynı köyde oturuyoruz yani biliyoruz. Evet köy çok küçük bir yer ama Özmen'e yani evet. o kadar tanıdığı kişi var. Benim yanımda nasıl davrandığı var şeyi var. Yani öyle birisi olmuş olsa ben niye karakola gitmeyeyim? Niye yani kadın sığınma evine gitmeyeyim de? Yani tamam aileme de gitmiyorum. Kadın sığınma evine giderim yani. Dayakla mı yiyeceğim senin ben? Dışında başka kadın var mıydı orada? Yok gidin bakın. Yani ekibiniz geldi ya, bir tane kadın yoktu. Yoktu. Tabii ki de yoktu. Sorabilirsiniz ekibinize. Pazartesi günü benim diyor. Nasıl bir hayat yaşadığımı da biliyor. Pazartesi günü diyor. O kız sen olabilir misin? Özmen'in evinden işte beni kurtarın diye bir kız bağırıyormuş. Hayır. Pazartesi günü olmuş bu. Hayır. O sen misin acaba? Hayır değilim. Didem Hanım siz gideceksiniz. Ben niye yalan söyleyeyim Didem Hanım Allah aşkına sizin gözlerinizin içine bakıyorum bakın. Evet yani. Bir telefon daha var. Alo hatta mısınız? Çok var ya ihbar çok geliyor. Didem Hanım siz gideceksiniz de temizlemiştir ortalığı. Sadece bunu bırakmıştır. Çok tamam beyefendi siz Özmen'le ilgili ne biliyorsunuz? Biz de aynı sokakta yatıyor. 150 metre benim evimin aşağısında oturuyor zaten. Tamam ne bileyim nasıl bir adamdır bu Özmen? Özmen sürekli madem bağımlısı satıyor. Hem kendisi kullanıyor hem de satıyor. Aynen öyle. Bir kardeşi zaten şu an için içeride yatıyor. Yasaklı madde ticaretinden. Kardeşi dışarı çıkıyor o içeri giriyor. Ailece bu işi yaptıklarını iddia ediyorsunuz doğru mu? Aynen öyle. Yani Didem yani, Hanım ailece orada yapsalar eğer yani ben de evet. Cansu bu kadar neden savunuyorsun? Çok emin duruyorsun kendinden ama bilemedim. Şu testi bir yapalım da ondan sonra emin neden ol. Savunuyorsun o adama? Neden bu kadar atılıyorsun? Çünkü olmayan şeyi ben savunurum. Tamam, o senin kapı dışarı. Burada senin ailen gelmiş değil mi? O senin kapı dışarı neden onu savunuyorsun? Bu insanlar yalan mı söylüyor? O kadar Didem Hanım'a şey geliyor. Telefon o yalan mı söylüyor ya? Neden bu kadar savunuyorsun? Söyle bana da söyle. Neden savunuyorsun ya? Sana bir şey diyeceğim demek istemiyorum aslında. Kolunda ne yazıyor senin? Sana bir dört saat diye. Aa, bak,
beni de çıldırtıyorsun bazen. Bak siz yarım saat dayanamıyorsunuz. Ben o kadar sene dayandım. Nasıl olacak bu iş? Hayır, oğlum, dayanırsın, dayanırsın. Hem zaman zaman tatlı tatlı ben düşürsün. Dayanamam artık. Kolda ne yazıyor söyle bana. Annem yazıyor ama onun için değil yani. Annelik olabilir. Yapmayan annem için. Olabilir. Kim annelik yapmayan annen için? Annem ve kalp. Bir zamanlar ona dövme yaptırmışsın annen için. Olabilir. Bir göster bakayım. Peki kolundaki izler ne? Üşüdüm ya şu an ellerim buz gibi. Onlar daha önceden vardı geldiğimde fark etmediniz mi? Evet. Peki annenle bu dövmeyi ne zaman yaptırdın? Annenin dövmesini. Annem dövme değil geçici sadece. Geçici. Ne zaman yaptırdın? Yeni o zaman. Daha yeni yeni. Çok yeni. Ne zaman yaptırdın? Evet ne zaman yaptırdın? Bir hafta önce falan yani. Anneni düşünerek mi yaptırdın? Hayır. Şaka yapıyorsun. Tamam o doğurmuş, o bakmış. Tamam diyebilirsin. Ben sokaktan geldim ya senin için olabilir. Ne diyeyim artık? Sen buraya neye geldiğini çok merak ediyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Bir gün Cansu şurada. Yine ben koşturacağım haberin olsun. Koşturma sana koştu diyen yok. Bir gün gelecek yine ben koşturacağım. Allah göstermesin. Öyle bir şey yapsın. Allah. Sen de lütfen sen de bağırma. Onu hangi annene yaptırdın? Senin annen bir tane. Kim o? Kime yaptırdın o dövmeyi? Özlem'in annesine. Ona mı yaptırdın? Yok alakası yok. E kim o zaman? Ya bir şey su araya girmek istiyorum. Ne olur çatladım. Evet. Sabriye Hanım sizin için yaptırmış. Bunu mimiklerinden, evet. Konuşmasından anlayamıyor musunuz? Allah aşkına. El vicdan ya. Kız ben bunu anlıyorum. Gösteriyor ya bağıra bağıra diyor ki senin için yaptırdım. Funda Hanım bir tek siz anlıyorsunuz. Bak söyledi işte bir tek siz anlıyorsunuz. Evet onun için yapmış. Ben kendimi mi ifade edemiyorum annesini yoksa ben anlamıyorum annene artık. Annene bu kadar bağırırken dövmesini niye yaptırdın? Bu kadar kızgınken. İçimdeki kızgınlık dinmeyecek dinmedi de. Ama özledim. Cidden dinmeyecek. O biraz sonra sarası bu kadar ben, bağırmasa. Bak cidden benim kızım olsa yani o kadar şeyi yaşamış olsa yine de ben ona bağırma basarım. Bu neden kızıyor biliyor musun? Hep yurda verdim diye kızıyor. Yurda nasıl sen verdin? Beni yurda verdin. Felçliyken bir bardak suya muhtaç kaldın. Aşağı tamam, indin. Beni tamam, o halde bıraktın. Tamam. Yürürken bir kere şey yapmadın. Tamam. Kalk bir kere uyan dedim. Hemşireyi çağır dedim. Kalk bir kere uyan hemşireyi çağır dedim. Çağırmadın. Gittin. Doğru. Hastanede. Doğru. Çağırmadın mı hemşireyi? Çağırmadı Didem Hanım ya. Aa. Bak Didem Hanım. Personel daha şahit. Bak şöyle bir şey. Buna ilaç verdiler. Buna ilaç verdi. Bunların hapı da oluyormuş doktorda sakinleyecek. Hadi bakalım nereden gireceğim? Dinliyor. Anlatıyorum. Dinliyor. Gittim böyle böyle dedim ağrısı var dedim. Ya abla dedi veremeyiz dedi. 2 saat 3 saat geçmesi lazım dedi. Vücudu zehirler dedi. Ben verdim onu dedi koldan dedi damardan dedi o sakinleştirir dedi. Ondan vermeyince ben ne yapabilirim? O muydu iyi hatırla bakalım ben hatırla bacaklarımı hissetmiyorum dedim sana. E ne yapabilirim? Morarmıştı ayaklarım ya. Bacaklarımı hissetmiyorum dedi. Doktorlar... Her gün bana 200 dozluk morfin vuruyorlar. Benim vücudum uyuşmadığı için onunla daha zor uyuşturuyorlar. Ama ben mi vuracağım? Onlar vermeyince ben gidiyordum değil mi ya? Gitmedin, gitmedin. Uyanmadın şu uykundan da gitmedi. Tamam. Ağzımı açtırma ya. Eskileri tazil ettirme bana. Tamam, yap ya. Alışkınım ben. Tamam, yap. Bana orada diyenler, abla verirsem olmayacak. Verdim ben ona. Sağdığını bekleyeceğim, yine vereceğim diyeni. Ben mi suçluyum? Ben mi söyleyeyim? Tamam. Yurtta bir gün kavga çıkmıştı. Kavgada hemen tamam. Dayak yedim. Hem de karşı tarafı dövdüm. Açık ve net. Orada karakola gittiğimde seni aradığımda gel beni al. Ağlayarak aradım ya ağlayarak. Tamam. Kameranın altındayım nezaretteyim. Tamam. Telefonu polisten aldım verdi. Arıyorum. Senin gibi kızım yok olmaz olsun gelmeyeceğim. Orada Allah kal. Allah yukarıdan iftira kurusun. Komşulardan oturuyordum Ozan onun yanında aradın. Nasıl geleceğim dedim. Araba yok dedim. Gece aradım ben seni. Gece saat 2:30'da aradım hayır, ya. Hayır 12'de. Hepsi var. Hepsi var. 12'de. Emin misin? Eminim. Yolda oturuyordum 12'de. Yolda. Etmekten yorulmadın değil mi? Yok, hayır yok, ben yoruldum. Ama şöyle bir ben cidden illallah geldi artık. Ben doğruları söyleyerek dövme geçici mi anlamadım ben onu. Geçici. Niye geçici dövme yaptırdın ya? Niye kalıcısını yaptırayım ki? Belki yaptırırsın. Gelip geçiyor yani arada sırada bir geliyor bir gidiyor. Geliyor bir gidiyor. Ha özlediğin anda yaptırdın. Ya, öyle mi yaptırdın?
Anneni özledim bir ara. Özlemedim. Annelik duygusunu özledim. Bir anneyi özledin. Aynen öyle. Birinin sana sarılmasını özledin. Sevgisiz büyüyünce. Cansu'nun annesine nefretinin büyüklüğü kadar sevgisi de büyük aslında. Bence de büyük, bence de büyük. Ama kendime yediremiyorum. Ya kır artık gururumu. Sen de ama ben gururumu kıramam. O kadar şeyin üstüne ben gururumu kıramam. Ama o kırdı, sana sarılmaya kalktı. Sarılmasıyla değiştirmiyor ki. Ha? Eski günleri yine açacak, yine açıyor. Bir kere kapatırsın ya. Bitmemiş sizin hesaplaşmanız. Tamam. Bitmedi, bitmeyecek de. Cidden şey Allah beni ailemden sınıyor. Temmuz ayına kadar bu hesaplaşmayı yapsak? Ya Eylül ayına kadar yapsak? Değil. Ömrümün sonuna kadar olsa değil. O kadar. Ben ondan bir kere soğudum. Ben insandan bir kere soğudum ve asla eskisi yok gibi olmuyor. Ya, şurası var ya, bilmiyorum. Bilmiyorum, bu iş doğru çözülebilir. Değil mi? Şuradaki çözülmez şey. Evet, sağ ol Zuhal'cığım. Şöyle yapalım. Sen bir dinlen. Biraz kendine gel. Çok yorulduğunu biliyorum. Parmaktan seslerim. Ses tellerini, onu da biliyorum. Sen bir soluklan ama Allah'a şükür seni burada gördüm. Ben de biraz rahatladım. Fakat şu Özben'e biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat Özben'in de konuşması lazım bu iddialara. Nasıl Ali Borazan yanıt verdiyse. Olur. Gel şöyle cezaevine girdi şimdi. Özben zaten bugün konuşacaktı yani. İnşallah ben Özben'e de bu kadar seni seviyorsa senin yanında olması gerekiyordu. Niye senin yanında değil? O da ayrı bir şey mesela. Hayır, uyuyordu. Ay, uyusun o zaman. Uyandır canım. Ha, bir Allah uyandırmaya Allah kıyamıyorum. Ne yapayım? Allah Allah. Bilmiyorum ya. Bakalım Cansu ikna edin. Bence Cansu senin bir şekilde ailene o ortama Koç dönmen burcuyum lazım. Ben. İnadım. Yok. Hayır, bir kere dedim mi geri olmuyor. Olur olur. Olur. Onun olmaz. Burcuyla, ya Koç... Sizin bak hatırınız daha iyi olsa sizi de yani olmaz. Olmayınca olmuyor. Ben onu kaç defa denedim yani. Ama doğru yolda Özben'in yanı değil bence. Bence değil. Kendi şahsi kanaatimi değil söyleyeyim ihbarlara göre. Annen de evet orada da problemler var. Anneannenin yanından da kaçsın. Allah'ım Cansu'yu ne yapacağız ya? Bir bakalım. Bir şey yapmamız lazım ben Cansu'ya. Ben de beni ellere gönül dayanamazsın. Vallahi ya. Seni ben nüfusumu alsam ne yapsa bir kızım daha olsun. Ne? Neyse şöyle yapacağız. Rukiye'yi de çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuz. Hanımefendi ne zaman hamile kalmış? Kocasının katilini bulmak yerine gidip hamile kalmış yani. Ve Ömer'den hamile kalmış. Ömer de bize o benim sevgilim değil, ben yörük olduğu için sahip çıkıyordum diyor. Böyle mi sahip çıkıyorsun sen yörüğe? Neyse dünü hatırlayalım. Sonra hemen konuşacağız. Bütün bilgileri, her şeyi hepsini sizinle paylaşacağım. Bir tane çok önemli daha bir gelişme var Rukiye ile ilgili, onu da paylaşacağım. Söz bugün açıklıyorum onu da. Rukiye'nin yengesi Havva ve babası ilk kez stüdyoya geldi. Rukiye'yi buradan getiren kişi Veli mi sence, Ömer mi? Ömer Veli ile Ömer'miş. Rukiye niye kaçıyor yayından dedim. Biz kaçırdık dedi. Çoğu şeyi karıştırdığını söyledi. Öyle söyledi yani. Kaçırdık dedi. Cinayetle ilgili olarak Rukiye size geldiğinde ne anlatıyordu? Üzerinde ve çocuğunun üstünde kan olduğunu söyledi. Tamam. Dışarı götürüp onu yıkadığını söyledi. Ellerini ile yıkamış, üzerini değiştirmiş. Bize ne demişti Rukiye halbuki? Kocama sarıldım, elim kan oldu. Üstümün kan olmamasının nedeni de çok fazla sarılmadım. Neler yapmıştı, neler o anları anlattı? Kocasına sarıldığını söylemedi bize. Peki o sırada çocuk neredeymiş? Çocuk eşinin kucağındaymış yani, şöyle yatır kana. Üzerinde kan olduğunu söylemiş. Çocuk onun kucağında değil ki. Bahsediyor muydu ilk kızından? Pek bahsetmiyor. Benim kocamın katili Murat diyordu. Peki katili görmediyse Murat olduğundan nasıl eminmiş? Ne diyordu size? Onu bilmiyorum yani, öyle bir şey demedi yani. Yenge Havva'nın Rukiye hakkındaki iddiaları kafaları karıştırdı. Murat'a karşı duygusu neydi sence? Açık konuşacak olursam hoşlanıyor. Aa. Evet. Sürekli onun ismini kullandığı için yani söylememek mümkün değil yani. Ne diyor mesela? Ne diyor? Yani her lafının başında Murat diyor. Veli ile aranız düzelsin diye size bir yardımcı, sana bir yardımcı olmaya çalışmış. Mercan ablanın babasının elini aldığını söyledi. Bize bir koluma ve belime ip bağladı. Rukiye silah kullanıyor muydu? Kullanmasını biliyor muydu? Pek atarkanı görmedim yani. Ama kullanır yani. Nasıl kullanır? Nereden biliyorsun kullandığını? Yani yörük kız olup da silah kullanmadığı ne oluyor yani? Rukiye çok sinirli biri miydi? Evet. Sinirlendiği anda her şey yapabilir mi? Yapabilir. Yılmaz Kılınç'ı sence Rukiye öldürmüş olabilir mi? Olabilir yani, öykülendiğinde. Kendini kaybediyor şimdi. Rukiye ve abisi Veli 320 koyunun parasıyla kaçacak mı? Ne yaptı sana o gün Veli? Ya Allah ömrüme çok.
bir defa gelmişsin, tekrar niye geri döndün Veli'ye? Dandırdı kendini. Kızına da 60 işte davar vereceğim, 60 tane davar vereceğim demiş, kandırmış. Evet, öyle oldu. Davarları Veli'ye neden sattı sence? Urkuya ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. 300 tane mi hayvanı vardı? 320 hayvandan bahsediyoruz. Rukiye bura çıkınca Veli tutuştu. Havva ile kavgasının da sebebi o davarı satmaktı. Evet, Yılmaz Kılıç cinayetini konuşuyoruz. Hemen dün Veli'nin işte eşi Havva buraya gelmişti biliyorsunuz. Mersin Silifke'den babası Numan Bey ile beraber. Onlar da gelsinler. Bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Görüntüleri de paylaşacağım. Sonra bu görüntüleri çeken tanığım, daha doğrusu ihbarcımız da telefon hattında olacak. Ama önce Havva ile Numan Bey bir gelsinler. Onlarla beraber bir konuşalım bu meseleyi. Gelir misiniz lütfen baba kız? Böyle yürüyorsun Numan Bey, şöyle yürüyorsun canım benim. Hoş geldin Havva. Evet, sen Mercan yanına otur. Evet. Rukiye hamileymiş. Biliyor muydunuz siz bunu? Hı? Bilmiyordum. Nur topu gibi yeğeniniz olacakmış. Evet. Estağfurullah. Ömercikli, Rukiyecikli, Vera çoğalıyor. Tövbe estağfurullah. Ben şaşırmadım. Şaşırmadın mı? Şaşırmadım çünkü babasının hayrına sahip çıkmıyordu Ömer. Yani hangi mantık ya, şöyle çıkın sokağa soralım Allah aşkına. Ya çok masum düşünemeyiz yani. İnsanoğluyuz, bu kadar masum da düşünmeyiz yani. Çocuk değiliz yani. Kimse kimseye babasının hayrına, özellikle şu dönemde yani şu devirde kimse kimseye ya bir medet, bir beklentisi olmadan şöyle şöyle taşını kaldırmıyor, taşını ya, bir geç onu. Rukiye hemen söyleyeyim, 5-6 haftalık hamile. Tamam, işte buradan gideli de işte 1,5-2 aya dayanıyor. Yani gider gitmez hamile kalmış. Tabii çocuk da kız olursa adını da Özlem koysunlar. Tövbe estağfurullah ya. Ama öyle, büyük bir Özlem'in meyvesi yani. Yani bakın Ömer, yayını izliyorsan işte sevgilim değil, şöyle değil, bu değil. Sürekli bir şeyler söyleyip duruyordun. Yani sürekli böyle, ama ben şunu dün netleştirmeye çalıştım. Bu ihbar bize daha önceden gelmişti. Hatta Mercan da bunu bize sormuştu. Fakat biz bilgiyi netleştirmeden böyle bir şey adım atmak istemedik. Çünkü evet, ben de duydum olur. Da. Bu haksızlık olurdu. Net yani, mi değil mi bilmediğim için ben de sustum açıkçası. Evet, dün o ihbarcımız akşamüstü, çünkü o görüntüleri de bir gönderemedi. İşte ses kayıtları vardı bazı bir, çünkü o kişi ihbarcımız, o kişinin yani Rukiye ile şeyde karşılaşıyorlar. Onu söyleyeyim size. Ömer'le karşılaşıyor. Rukiye bayağı bir içini döküyor. Onları da birazdan ekranlarınıza yazık, getireceğim. Yazık, bunalmış kadıncağız. Bayağı bir içini döküyor. O hanımefendi de iyi bir, sıkı bir vazgeçme izleyicisi. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Allah razı olsun. Çünkü bu sadece program açısından değil, konuştuğumuz konunun konumdaki birçok şeyin aydınlanması açısından bize çok önemli. Önemli bir şeydi, taş, önemli bir dönemeç daha doğrusu. Bakın sonuçta biz Ömer'le çok daha önceden tanıştığını, Rukiye'nin hamile olduğunu görerek anlamış bulunuyoruz. Yani Rukiye hamile kaldı çünkü birden burada alo nasılsın ben yörükleri koruyorum deyip oraya gitti, nasılsın canım deyip hamile mi kaldı? Öyle bir şey değil. Bu ilişki önceden gelişen, önceden bir şey olan bir ilişki. Oğlanı buldular mı? Valla bence Ömer Bey'in dikkat etmesi gereken bir nokta daha var. Murat'a attığı iftirayı ona da atarsa Ömer Bey'in vay haline. Yani bu bir taktik mi onu da bilmiyorum. Bir taktik de olabilir. Bununla ilgili bizim bir endişemiz var. Yani şey açısından bunu daha sonra konuşuruz, paylaşırız. Ama şimdi zamanlama denk geliyor değil mi? Ne zaman, kaç gün olmuştu buradan ayrıldılar arkadaşlar? 54-55 gün falan oldu. Olmuştur. Yaklaşık 2 ay. Tabii, 2 ay oldu. 1,5 ayda ne kadar yapıyor? Yani buradan gittikten bir hafta sonra. 6 hafta olur, 1,5 ay. Ömer benim yanımda değil falan demişti ama bir hafta Silifke'deki evde kaldılar. O Silifke'deki evde kaldıklarında o sırada herhalde hamilelik gerçekleşti. Şimdi çocuğu doğuracaklar mı doğurmayacaklar mı onu da bilmiyoruz. Ama şu da bir şey var. Şimdi bu bana şunu gösteriyor. Nur Sultan'ın babası acaba Ömer olabilir mi? İşte iki kız artık ikiden sonra dönermiş ya, kızısa erkeğe, erkekse kıza. İnşallah bu oğlandır yani, Ömer Bey bu sefer oğlanı bulmuştur. Şimdi Ömer Bey bir tane, ben normalde bütün çocuklarıma sahip çıkıyorum demişti. Bir tane evladını, bir oğlunu evlatlık vermiş. Çocukları kendiyle konuşmuyormuş ablam ya. Bunu söylüyorlar halk arasında, bilmiyorum ben ama. Hı hı. Çocukları bile kendiyle doğru düzgün
bir gelip gitmiyorlar, konuşmuyorlar falan diye duyuyorum ben. Şimdi biz daha önce hazırladığımız VTR vardı ya, Ömer bize orada hangi, özür dilerim ama yalanları söylemişti. O yalanları bir ekranlarınıza getirelim. O VTR'yi şu anda bir girelim arkadaşlar. Arkasından konuşmaya devam edelim. Bakın ne kadar sevdiğimi seni de çok iyi biliyordum. Yarattığından başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Sağ zavallı diye üzerime ihbar istediler ama şimdi daha gibi bir kadın çıktı karşılarına. Sevdin mi benim babamı sen? Sevdim tabii. Aşık mıydın benim babama? Aşığıdım. Sen hangi ayda tutuklandın babamın vefatından sonra? Bir ay sonra tutuklandım. Bir ay sonra. Bir ay içinde ben sevgili mi yaptın kendine? Dur bir dakika. Niye sevgilisi? Niye bir dakika. Sevgili? Anlasın. İçeri girdiğinde Durasan Bey'le görüşüyordun değil mi? Görüşüyordum. Peki bu çok sevdiğin, uğruna her şeyi göze aldığın, her şeyini önüne serdiğin, bu adam aşık olduğun adamın hemen ardından sevgili mi yaptın sen? Sevgili yapabilirim ya, niye garibe? Ya ben seviyorum. Mağdur olmuşum, bak, mağdur olmuşum. Farz. Ortada bir çocuğum var, mağdur olmuşum. Anam yok, kardeşim yok. Şu etrafı görmek istemiyorum ben bak. Şu etrafı bir silin, görmek bile neden istemiyorum. Neden kocan? Bu etraf beni, bütün şuurum bari. Ben içinden beraber oluyor bu etraf. Çok benim mu sinirlisin? He? Ona çok mu sinirlisin? Yok, ona sinirli değilim. Başka yerden geldi o etraflar. Ben kendi etraflarımı istiyordum. Tamam, ekranda görmek istemiyorum katilin. Yok, ben tarafını, babamın fotoğrafını seviyorum. Katilin sen taraf dediğin kocan. Kocan ya. Kocan. Benim... O fotoğrafı da seninle evliyken çektirdi. Niye sevmiyor? Evde öfkeyle öldürdün değil mi? Evde öfkeyle öldürdün. Böyle öfkeyle öldürdüm. Doğru sen... Doğru. Bir adamın başında bir olay var. İki tane çocuğu var. Bilmem ne yapıyorum, benim ne işimin gereği ya, el alemin kadını. Siz diyorsunuz ki vay alacağımız, vay bilmem şöyle yapacağımız. Ya kardeşim, alacak olsam ben, bu kadında bir engel var mı? Ömer'le evlenemez diye. Yok. Ömer'de bir engel var mı, bir kanun var mı? Rukiye'yi alamaz diye. Rukiye ile ilgili bir şeyler var mı diye konuştuk biz. Yani en sonunda sizinle evleneceğini duyduk vallahi. Sizin bir arkadaşınız aradı bizi. Siz benimle evleneceğine emin misiniz? Ben değilim. Ben nereden bileyim? Soru soruyorum zaten. Muhatabım o sizsiniz. Zaman... Siz Rukiye ile bir evlilik hazırlığında mısınız, değil misiniz? Çok basit bir soru. Hayır diyebilirsiniz. Evet diyebilirsiniz. Sizin özgür iradeniz. Ama ben de istediğim soruyu sorarım yani. Sizin böyle bir hazırlığınız olduğu ihbarını Mersin Silifke'de sizin çok yakın bir arkadaşınız, ismi bizde saklı. Telefon numarası bizde saklı. İsterse emniyete veririz, jandarmaya veririz. Bizde saklı. Sizin böyle bir hazırlığınız var mı yok mu Ömer Bey? Abisinin sözüyle dönmeyen, velinin sözüyle dönmeyen, İsmail'in sözüyle dönmeyen, hatta silaha gidelim birlikte arayalım dediğimizde burada kalıp hayır ben burada konuşacağım ve sonuna kadar kocamın katilini arayacağım diyen Rukiye ne oldu da Ömer Bey'in sözünü dinledi acaba? Çocuğunu gerçekten da bırakarak. Evet. Onları bir geçelim. Alacak olsam, basarım nikah çıkarım piyasaya ya. Bunu bilerek de kendi devrime durdum. Her şeyini istedim, her şeyim olacağını devrime durdum. Hep yerime gitme, gitme dağlara çıkmayalım dedim, hep dağlara çıktım. Ben senin maksatın iyice ben söyleyeyim mi? Söyle canım. Çocuğu alayım diye maksatlarında. Evet, ben çocuğu almak çocuğu istiyorum. Alayım çünkü maksadı, Duran çünkü, Bey. Çünkü ben çocuğu almak istiyorum şimdi. Yargılam. Kılıç. Kılıcım, bir dakika biz ben, bana bir müsaade eder misin? Benim bir müsaade, bir saniye. Durasan'ın müsaadesi, Durasan'ın şeyinde ne biliyor musun? Kat ve maksadında beni zehirledi diyerek benim çocuğu alacak. Durasan'ın madde bağımlısı olduğu için kızına bakmamış, sokağa atmış. Soğanla adamı, soğan atmışsın, nefesi kesilmiş. Ya soğan atabilirim, evlilikte, dövülüde, evlilikte. Evli, soğan hali, nasıl bir soğan o anda attın beni, ya? Bu da beni kaç kere darp etmişti. Yedersin, kimse benim çocuğumu teslim etmedi. Ben başka yerde koparım, elini bırakmam. Bırak yani çocuğumu. Sen ne diyorsun ya? Ben erkek halimle, ben 3 tane yetimi yutmuşum. Şu anki ifadene göre kontrol etmişsin. Öldü mü diye kontrol etmişsin. Yani sen bir bakmışsın, öldü mü ölmedi mi bu yok, adam diye bakmışsın. Alakası yok. Ben onu asla ben o suçlamayı kabul etmiyorum. Dün kendi ağzınla söyledin orada. Değnekle... Öldü mü diye baktım dedin. Hayır. İki değnekle, ben iki değnekle ona nasıl güvendiysem cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben.
Cenazenin başında da 12-13 saat yattım ben. Ben sana şunu soracağım. Sen rahmetliyle evlenmeden önce ya da sevgilim beraber aradın, olmadan sevgilim önce. Sevgilim mi aradın? He onu sor. Salim. Salim. Sevgilimi niye karıştırıyorlar? Yok benim kocamdan sonraki evlendiğim kişiyi niye karıştırıyorlar? Katil buranın içinde. Benim kanım canım katil. Devletin yurtta kimseyle görüşmüyor. Benim sıkıntım yok. Gerçekleri söylerse ne yapacaksın? Söylesin. Hangi gerçekten bahsettim ya ben? Ya söylesin Memur Bey'im. Niye kararlıyorsa çocuk da söylesin. Çocuk da bir gün Allah ininde gerçekten Allah'a kitabı peki tanıyorsa pişman olacak söylediğinden. Ben çocuğum olacağım. Ben çocuğu sevme kurumuna veyahut da devlet sürmem gelişeyim ha. Ya böyle bir durum olamaz ya. Ben o karakterde bir insan değilim abi. Bu delilleri bulduracağım. Ben kocamı öldürmedim. Ben burada kocamın katilini arıyorum. Başımdan git diyorum. Defol. Peki, başımdan ya git diyorum. Git. Şimdi Rukiye 1,5 aylık 5-6 haftalık hamile. Bu hamilelik planlı programlı bir hamilelik olabilir. Yani böyle neden planlı programlı bir hamilelik? Bilerek ve isteyerek Rukiye hamile bırakılmış. Babanın Ömer olduğu yani biz en azından az önceki birazdan sizlere ekran... Tamam görüntü kapat telefonu Umman Bey. Kapatabilirsin. Umman Bey'in telefonu çalıyor. İşli de çalıyor. Telefonu alabilir miyiz? Arkadan geç Suhal. Arkadan geç. Al telefonu oradan. Şimdi bir amaç için bu yapılmış. Belli. Biz Funda Hanım'la konuştuk az önce. Bir izleyicimiz de atmış. Çünkü sevgili izleyiciler bir kişi hapis cezasının infazı gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa doğumdan itibaren 2 ay geçince ceza infaz olunur. Hükümlerine ihtiva etmektedir. Zaman kazanmak için hamile kalmış olabilir diye izleyeceğim. Bu da eğer böyle bir düşünceyle yapıldıysa evet, bu da bize Rukiye'nin buz gibi katil olduğunu ispat ediyor. Yani suçu yoksa niye böyle bir çabaya girdi? Ve tamam bu yani yanlışlıkla hamile kalınmamış gibi duruyor. Yanlışlıkla hamile kaldıysa hani Ömer ona sahip çıkıyordu? Hani Ömer onu yörük olduğu için koruyordu? Demek ki bütün... Estağfurullah ya olmaz öyle. O yörüklere de ama saygısız. Ama düşündürtüyorlar insana. Yani. Ben kendi otururken kendi kendime düşünmüyorum bunu. Yani söylediği sözler çok büyük terbiyesizlik bir defa. Şu anki tavırları da öyle ama Funda Hanım şu hukuki durumu söylesin. Yani hamile şu anda hamileliğiyle ilgili bilgi de birazdan sizle paylaşacağım. Hamile hatta doktor kontrol için işte hastaneye gittiklerinde biz hamileliğini ihbarcımızdan önce zaten işte yetkililerle yaptığımız görüşmelerde netleştirmiştik akşamüstü. Sonra da o ihbarla görüntüler gelince de iyice emin olduk. Ondan sonra bu konuyu yapmaya karar verdik. Bilerek ve isteyerek hamile kalmış Ömer Efendi öyle. Ömer Efendi'nin bu Ömer Efendi bu aklı sana biri veriyor ya. Sende bu kadar akıl var mı bilmiyorum ama buyurun Funda. Yani dediğiniz gibi gerçekten kanunda da bunun yeri özür var. Özür dilerim ya da Havva'nın keçileri bu yüzden işte satıldı. Bir avukata verilip avukat da ona destek veriyor. Havva senin keçiler bu yolda gitti bak görüyor musun? Bu arada Havva da çatır çatır onu alabilir yani onun sen hakkı da var. Sen sersefil yaşamaya devam et. Sefasını yani şimdi aslında kesinleşme bozuldu biliyorsunuz. Hı hı. Tekrar bir yargılama süreci başlıyor. Aynen. Ve Rukiye yaptığını biliyor ve bunun infazında karşılığını da biliyor aslında. Yani cezaevine bunu bildiği gireceğini için de biliyor. Beraat evet kararı ortadan kalkınca nasıl erteleyebilirim bunu deyip hamile kaldığını ben düşünüyorum. Tekrar yani benim tutuklanacağını düşünüyor. Tabii. Ve tekrar da tutuklanacak. 9 ay artı 6 ay. Yani 1,5 yıl rahat edecek. Ama belki sonra... orada firar edecek, kaçacak, gidecek bilemeyiz. Ama gidemez. İnşallah. Firar edemez. Peki. İnşallah. Onu da yani bilerek Ömer, söylüyorum. Yani ne diyorsunuz arkadaşlar sıkıntılı. Ne yapıyoruz? Tamam. Gidemez. Çünkü Rukiye hakkında büyük bir alkış istiyorum. Çünkü bunu aha çok bir dakika durun sakin olun. Yurt dışına ben çıkış, yurt dışına çıkış yasağı kondu. Bekle. Sen istersen ikiz doğur, istersen dördüz doğur. Ama olacak olan o çocuklar olacak ya. Doğurabilir mi acaba onu da bilmiyoruz. Çünkü... Ya aslında bilmiyorum ama böyle bir yasanın olması lazım. Bu tür insanların çocuk doğurmaması gerekiyor diye yok, yani... bir tane yasanın olması lazım abi ama ya. Ama böyle yani bir çocuğu da bu uğurda kullanmaması kötü lazım. Ama kullanıyor. Yapanlar, eğer evet bu fikirle yapıldıysa kendi için o çocuğu kullanıyor. İstediği için, sevdiği için değil. Ona bir gelecek vereceği için değil. Hava şaşırdın mı? Hı hı. Ha? Evet. Yurt dışına çık hamile olmasına şaşırdın mı? Başka daha neler var biliyor musun?
Oo, şok olacaksın. Vay bir... senin keçiler vay. Senin keçiler gitti. Tamam, keçiler gitti mi? Motoru bile gitti. Motor da mı gitti? Traktör bile gitti. Traktörü de sattı. Evet. Oo. Ama kaçamazsın bak. Eğer katilsen kaçamazsın ikiye. Şimdi bir ne oldu? O ihbarcımızı telefon hattına alalım. Gerçekten kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Vallahi bir muhabir gibi çalışmış. Rukiye'yi kaçırmamış, sohbet etmiş. Bütün her şeyi de böyle belgelemiş yani. Bir ne oldu video ekranlarınıza gelsin hemen. Bakın ne kadar sevdiğimi seni de çok iyi biliyordum. Yaradan'dan başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Sağ zavallı diye üzerime ihbar istediler ama şimdi daha gibi bir kadın çıktı karşılarına. Bu çocuk gerçekten senin mi dedim. Benim kızım hiç şüphen olmasın dedi. Ama baba benim içimde hep bir şüphe var dedim yani. baban ne dedi peki? Seslenme diyor, çocuk benim dedi. Hani çocuk gerçekten senden olma mı yoksa sen kabullendin de mi senin gibi mi duruyor yoksa dedim. Yani ben bunu utanmadan çekinmeden babama sordum gerçekten. Şimdi Rukiye... Demek ki de kendin bağışlayınca çalışınca babanı da öyle birisi zannettin, bizi de beni şimdi de öyle. Şimdi Rukiye de bir DNA testi yapılmasını istiyor. Bizden böyle bir talepte bulundu. Bir dilekçe yazıldı. Yazılsın ben. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne. Bu dosyada önce de atıldı bu iftira. Bu ikinci iftira, üçüncü iftira. Bu yani... Denizin kaçmasına delalet oldu. Bu da açtı. Bu kan tahlili olacak çocuğuma. Oğlum bekle. Şu an Mersin Devlet Hastanesi'nde, şehir hastanesi. Didem Hanım, Rukiye ve yanında Ömer dediğiniz şu an bulunmaktadır. Çocuklarla biraz çekim zor oluyor ama çekmeye çalışıyorum. Bekler misin anneciğim? Bekler misin? Bekler. Şu an onlara çok yakın. Gel oğlum. Anneciğim. Gel. Gel güzel Faruk'a. Dikkat et oğlum. Gel. Gel. Bir bebeğim şurada oturalım mı? Hı? Oturalım mı? Burada çok yorulduk annem ya. Ha? Ne annem? Tamam annem, sizi parka da götürelim. Bekleyin ama. Şu an bir işimiz var. Ne anneciğim? Dur. Baba cevap vermiyor. Niye bilmiyorum. Anne kalbette dedi. Yok yok, bekle anneciğim, o değil. Bekle baba arasın anneciğim. Kardeşinin ateşi de düştü. Hayır şey yapacağım aşkım, kanka götüreceğim. Kanka götüreceğim, bekle. Babayı bulamıyor, baba nerede? Gel annem benim. Ara ara bana bakıyorlar. Benden şüphe duyuyorlar ama çaktırmamaya çalışıyorum. Vallahi vazgeçme izleyicisi, koca bir alkış hak etmiyor mu sizce? Evet. Helal olsun, helal olsun. Vallahi. Evet. Şimdi ihbarcımızın şöyle bir talebi olmuştu. Sesimi değiştirin demişti. Şu anda da çekindiği için bağlanmak istemiyor mu hanımefendi? Ne? Evet evet. Sesinizi değiştirdik ama istediğiniz bütün talepleri yaptık. Çünkü çok şey konuşmuşsunuz. Ya ben değil de siz kalsın orada. Ben değil de siz anlatın. Bütün notlar elimde ve bu bilgileri gerçekten duyduğunuzda daha da şaşıracaksınız. Bir şey var Mercan sizinle ilgili, onda da şaşıracaksınız. Hanımefendi
Tamam. Siz bir daha görüntüleri bir daha ya da şöyle yapalım. İkinci videoyu da hemen sevgili izleyicilerim görsünler. Şimdi orada aslında biraz daha Rukiye'yi çok daha yakından göreceksiniz. Ama helal olsun. Korkmamışsınız. Yanına kadar gitmişsiniz. Ama Mercan da şunu söyledi. Çocuğunu takip eder gibi gitmiş. Rukiye de Ömer de şüphelenmişler. Ya bu vicdanlı insanların vicdanlarını seviyorum. Evet. Onlar vicdanını daha hiçbir zaman ayırmasın güzel Allah'ım. Ya bilmiyorum, hiç kimse benim sınandıklarımla sınanmasın. Evet, zor şey. Benim şurada 4 aydır yaşadığımı en birinci göz olarak sizler görüyorsunuz. Aynen öyle. Bunun bir de sizin görmediğiniz arka platformu var, oteli var bir de bunun. Evet, orada yaşadıklarınız var, orada dert yaşıyorsunuz. Yani orasını hani anlatamam yani, orası anlatamıyorum artık. Orada kendinizle baş başa kaldığınız zaman bilmiyorum yani, burada hani gene sizi görüyorum, çalışanları görüyorum. Hani konuşuyorsun, kafam 5 dakikalığına dağılıyor. Ama odada tek başınızdansınız. Hepsini tekrar tekrar diziyorsunuz. Bir 10 yılı her gün ipliğe, inleden ipliğe diziyorsunuz. Her gün diziyorsunuz. Oh Mercan. Her gün aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Çocuklarım gözümün önünden geçiyor. Gerçekten ben çok zor günler yaşıyorum. Ve benim bu sıkıntılarıma vicdanıyla bakan insanlardan Allah razı olsun. Kesinlikle. Yemin ederim Allah razı olsun. Hiç kimse sınandıklarımla sınanmasın. Ha. Bunu burada olduğumu, hak ettiğimi, bana bunların az bile olduğunu düşünenlere de yaşadıklarımı yaşamadan, vurulduğum yerden vurulmadan Cenab-ı Allah'ım onları herkes hak ettiğini bir şekilde yaşar. İkinci video gelsin ekranlarınıza. Bakın Rukiye bizim ihbarcımıza, vazgeçen izleyicisine neler söylemiş, neler 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 neler. Gelsin ekranlarınıza. Bakın ne kadar sevdiğimi sen de çok iyi biliyordum. Yarattığından başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Geçen hafta Ömer Bey ile beraber parkta görüntülendim. Benim Ömer Bey'le zaman geldiğim vazifem değil. Beni yönlendiren kim? Ben onu merak ediyorum. Ömer Bey aradı. Beni yönlendirmiyor. Ben kendi kafamla kolay çalışıyorum. Ömer Bey aradığını söyledi ama. Ömer Bey aradı. Benim Ömer Bey'le, Ömer Bey'le sorunum yok. Şu an Rukiye ile Ömer Bey önümden geçiyorlar. Gelenim benim. Neden hanım? Sizi çok sevdiğim için bu yayını, bu videoyu çekiyorum. Size bayılıyorum. Yoksa hiç uyum değildir. Şu an gidiyorlar. Sizi kocaman da öpüyorum Didem hanım. Ayrıca Orhan hocamla avukatımıza çok çok selamlar. Selamlar dedim. Evet. Sevdiğim insanlara selam gönderdim aşkım. Gel gel bu tarafa, araba gelin. Bak gel oğlum. Efendim anneciğim? Şu an ne anneciğim? Niye yemiyorsun? Yesin annem. Niye? Anne. Gel gidelim anneciğim. Hadi hadi gidiyoruz. Aslı lan. Ne yaptınız, muayene oldunuz mu? Ya olmazmış. Niye bakmadın? Riskli diyor, riskli olursa diyor. Riskli diyor, riskli olursa diyor. Riskli diyor, riskli olursa diyor. Ne yapacaksınız? Ay gel lan şuraya, niye bakmadılar ya? Anne. Çok geçmiş olsun abla, Allah sana da şifa versin. Bizimki bitti çok şükür, ateşi düşmüş. Hadi yavaş yavaş gidelim. Hadi size iyi günler. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Canım, hakkını helal et. Sizi rica ederim. Abla bir şey olmaz. Ben de. Yok yok, önemli değil. Sen otur abla. Sıkıntı yok. Biz zaten yavaş yavaş gidiyoruz. Sıkıntı yok. Hadi gidelim bebeğim benim. İşimiz bitti. Al poğaçanı bitir anne. Al sen. Gelin size çay da söylüyordu. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun, sağ olun. Ablaya üzüldüm ya. Niye bakmadılar acaba? Vallahi bilmiyorum. Ora gönderiyor. Sınırlar evinden geldiğini söylemedin mi? Şimdi
da söylemedim. Bir daha ama sığınma evinde bir görevlinin yanında olması gerekmiyor mu o adına? Ya ben de onu diyorum. Orada mı görevli olmaz? Nasıl mi? Tek başına göndermezler normalde ama bilmiyorum. Bu adam olduğu için verip... He ondan dolayı mı? Ya ben olmayayım. Haydi ben uzaktan... Bu adam olduğu için verip... He ondan dolayı mı? Ya ben olmayayım. Haydi ben uzaktan takip edeyim. Ama evet. Onlar oldu mu daha iyi. Ama işte sen de resmiyette işin olmadığı için... Belki o yüzden de... Kabul etmiyorlardır. Ama işte beni kabul etmiyorlarsa ben bu kadın yanında olsun onlar ben olmayayım zaten. Yürü yürü. Allah korusun ya. Yanlış herhalde. Velayette olursa olsun. Polis gelirse çocuğu babaya polis verecek. Polis gelse de gelmese de ben anasıyım. Sosyal hizmetlere vermeye çalışıyorsun. Yurdan. Hayır. Tek başına. Sen bugün Durasan Bey'le konuştuğunda kıza bir iki yazı yaz. Çocuk evine bırak. Demedin mi? Ablasıyla kalsın demedin mi? Hayır. Öyle söyledin. Ses kaydı var bunun. Biz duyduk bunu. Sen en başından beri demiyor musun? Nasıl sen yaban ellerde diye. Hocamdan ayırdı beni hocamdan. Hocamdan beraber aldı ayırdı. Orada da bir çocuğum yanıyor. Evler içinden bulasıcalar. Düneşi dağlasıcalar orada da. Orada da bir çocuğum yanıyor. Kendim yandığım gibi çocuğum yanıyor orada da. Ölük bilinmedi ki valar demeyordu çocuğum. Allah kurtar beni yarabbim ya da bunları söylettin Allah'ım söylettin. Yıllar boyunca ne kadar sevdiğimi sen de çok iyi biliyordum. Yaratandan başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Vallahi vazgeçme izleyicisini ben de öpücüklerimi gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten alkış hak etti ya. Vallahi yani. Sabaha kadar alkış çoksan yeridir yani bence. Yani bakın bu bize neyi gösteriyor? Yani Rukiye bir amaç uğruna hamile kalıyor. Bunu da akıl veren birileri var. Belli ki bir hukukçuyla avukatla çalışıyorlar. Ömer de şey yapıyor çalışıyor. Ömer'in bir yerlerde işte biraz bilgi veren birileri varsa o da onu yönlendiriyor. Yani birileri Rukiye'nin şu anda cezaevine girme olasılığının çok yüksek olduğunu gördüğü için hamile kalarak bunu yırtacağını düşünüyor. Ama hamilelik riskliymiş hamile. İsterse sağlıklı olsun isterse riskli olsun oraya takılmıyorum. 1,5 yıl erteledi. 1,5 yıl geçince Mercan unutacak mı ya da bu yasal süreç duracak mı? Hayır devlet unutmayacak ki onu. Yasal süreç devam edecek, bu sorgulama devam edecek. Ben her gün gerekirse o adliyenin kapısını aşındıracağım, gerekirse o adliye şeyinin bahçesinde de yatacağım. Sorun değil, o 1,5 yılda bitecek. Benim ömrümden bir 10 yıl geçti. 10 yıl böyle benim ömrümden bir 30 yıl gibi 40 yıl gibi geçti. Ben o 1,5 yıl da geçer benim ömrümden, hiç sorun değil. O 1,5 yılın sonunda ne olacak? Bir çocuk daha mağdur. Şimdi vazgeçme izleyicisi herhalde çok korkuyor ve çekiniyor. Yayına bağlanmak istememiş ama ben ondaki bilgileri, onun bize anlattığı bilgileri size söyleyeyim. Şimdi diyor ki Mersin Şehir Hastanesi'nde diyor dün işte Rukiye ve Ömer'i gördüm. İşte gözlerinden tanıdım, takip ettim. Gördüğünüzü takip ediyor zaten. Aslında o görüntülere de girebilirsin Hakan. İşte aciline nasıl gidebilirim diye işte sormuşlar. Kadın doğum acile nasıl gidebilirim diye sormuşlar. Tam da doğru adama sormuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sormuşlar. O da demiş ki ben de işte hamileyseniz bakarlar, değilseniz bakmazlar demiş. Yani hamile olup olmadığını anlamaya çalışmış vazgeçme izleyicisi. Evet hamileyim demiş Rukiye. Rukiye'nin hamile olduğunu öğrendikten sonra onu takip etmeye devam etmiş. Sonra Ömer bir markete gitmiş. Ömer markete gittiği sırada Rukiye ile konuşmaya başlamışlar. Eşiniz mi demiş sanki hiç tanımamış gibi ekrandan Rukiye çok güzel bir taktik yapmış helal olsun. Eşiniz mi demiş sizce Rukiye ne demiş eşim demiş oğlum. Ömer için. Bunun ses kayıtları da hanımefendide var ve hanımefendi de bütün bu herhalde bu ses kayıtlarını jandarma JASAT gidip kendisiyle konuşur. Bütün bu ses kayıtlarını alırlar zaten. Ömer gelmiş evet eşim ben onu çoktan beri eşim olarak görüyorum demiş. Çoktan beri. Kim diyor evet. Bunu? Ömer mi diyor? Ömer diyor. Ne zamandan beri acaba eşin? Bakın Ömer'le Rukiye'nin söylediği hiçbir yalan beni şaşırtmıyor. Hiçbir yalan beni şaşırtmıyor. Ben bunun yalan olduğunu düşünmüyorum. Ben çok önceden tanıştıklarını düşünüyorum. Ben de aynı şeyi çok önceden. Hava sence tanışıyorlar mıdır? Bilmiyorum. Ömer'le Yılmaz Hoca en azından önce de Barkaya gidip geliyor mudur sence? Yani. Bilmiyorum yani öyle bir şey demediler. Hı? Hiç duymadın öyle bir şey. Havva bol bol dayak yemiş. Havva'nın yanında bir şey konuşulmamış ki. Evet sadece da şiddet görmüşsün maalesef.
Şimdi Ömer de gelmiş, işte eşim olarak görüyorum. Pardon, Ömer demiş ki evet eşim, çoktan beri eşim. O da demiş ki ben eşim olarak görüyorum zaten onu demiş Rukiye. Yani Rukiye Ömer'i işte eşi olarak kabul etmiş. Bu kabul etmesinin de bir nedeni var. Çünkü resmi nikahları yok ama dini nikahları varmış. Kıymışlar dini nikahı. Ya onu da yalanlamıştı. Dini nikah ben sormuştum ya ekrandan. Emin misiniz benimle evleneceğine diyordu. Dini nikahla kıymışlar yani. Burada Rukiye ekrandan görüp ay bu bak baksana bu benim memleketim ben buna sahip çıkayım diye. Gel Rukiye'cim gel ben sana sahip çıkacağım diye arayıp sonra ya sen de bir evleneyim ben canım benim falan deyip seni çok beğendim deyip arkasından işte birlikte olup çocuk hemen çocuk mu yaptı yani? Dini nikahta o yüzden belki de acele ettiler. Yani hamile kaldığını anladığı an belki de dini nikah yapmak apar için böyle topar, bir geceyi dolandılar. Gündüze katıp sağda solda şahit bunu el altından yapabilecek kişileri aramak. Bir dakika bu arada Rukiye sürekli Ömer'i markete gönderiyormuş. Git şunu al diyormuş. Git bunu al diyormuş. O sırada da sürekli bizim vazgeçme izleyicisiyle konuşuyormuş. Şu an marketten bunu al. Marketten her dökülme. Rukiye anlatmayı sever. Bence karşıdaki onunla konuşan kişi bayağı bir hoşuna gitmiş. Onunla konuşmayı sevmiş. Evet, çikolata al demiş. Adam buna çok güzel nazik nazik konuşunca. Kadın, izleyicimiz kadın bu arada sesini değiştirdik biz. İlgilenerek konuşunca, kadın değer vererek konuşunca Rukiye'yi önemsediğiniz zaman, önemseyerek yaklaştığınız zaman, onu böyle olduğu yerden çok farklı bir yere yükselttiğiniz zaman Rukiye dökülür. Evet. Arkasından bir çikolata almaya göndermiş Ömer'i. Sonra tost al demiş gel, tost al bize. Sürekli Ömer'i göndermiş yani oraya. İki nolu videonun görüntüsüne girer misiniz? Sonra demiş ki yani o gidince rahat rahat anlatıyormuş. Benim eşim öldürüldü demiş. Ömer de korkuyor mu acaba? Evet yani Ömer'in yanında konuşurken çekiniyormuş. Ömer gittikten sonra rahat konuşuyormuş. Ya demek ki Ömer'den epey bir korkuyor. Tamam da Ömer bunu neyle tehdit ediyor? Bilmiyorum. O da demiş ki işte senin ne suçun var niye böylesin diye sormuş. Ondan sonra ben demiş televizyonlara çıktım. Sessiz konuşalım kimse bizi görmesin demiş. Bayağı bütün Türkiye seni merak ediyor Rukiye ya. Herkesin fikri var seninle ilgili. Şimdi sizinle ilgili şöyle bir şey söylemiş. Yani sizin için yani Yılmaz Hoca'nın yani Yılmaz Bey'in çocukları rahmetlinin bunlar kan parasının peşindeler demiş. Sizin kan parasının peşinde olduğunuzu söylemiş. Kan parası neymiş? Ha evet. Rukiye öldürdü. Bize kan parası ödeyecek biz susacağız. Öyle diyor herhalde. Aa daha bak bu burada da değil bak gitmiş kadın dışarıdaki sivil hayatında da bunu itiraf etmiş. Kan parasının peşinde. Senin bana bir zararın olmadıysa Funda Hocam bana niye kan parası ödeyesin ki sen? Yani şimdi şunu söyleyeyim 5-6 dönüm arazi var benim üzerime bütün dertleri bu demiş. Ne kadar bir arazi var üzerinde? 10 dönüm. 10 dönüm. O arazinin kalkarsan bugün ayağımın üstüne o 10 dönümü ikiye katlar gene alırım ben paramla. Benim derdim para pul mal mülk değil. İki karış toprak da değil. Ben bugün gözüm yumulsa beni bağrına basacak olan gene toprak. Sorun değil orası. Ben babamın suçu neydi? Bana bunu söylesin erkekçe. Tamam ondan sonrasına bakacağız. Bana ne yap nedendi? Benim babamın suçu neydi? Bunu söylesin bana. Benim babamın kötülüğü neydi? Benim babam benim soğuk yüzünü görmeyeceğim şekilde öldürülecek kime ne yapmış? Ben bunu istiyorum. Görmemesi gereken bir şeyi gördü. Biz az önce Orhan Bey'le onu konuştuk. Hı. Ne görmüş olabilir Orhan Bey? Yani şimdi isim vermeyeceğim ama tahminlerimiz var biliyorsunuz. Bunlar hepsi iddia ve analiz tabii ki. Ama başka zaten... Ya Ömer büyük olur ben söyleyeyim. Yani Ömer bu kadar Ömer'den korkuya çekiniyor çünkü. Buyurun Orhan Bey. Obaya gidilmişse... Yani o anda işte Ömer diyelim obaya gitmişse belki de Yılmaz Hoca onları gördü. Görmemesi gereken bir şey var ya işte onu orada yaşanmış olabilir. Bu da evet bir cinayet sebebi olmuş olabilir. Ya çünkü öncesinde işte birinden taciz gördüğünü söylüyor. O kişinin ona zorla sahip olduğunu, poşulu birinden bahsediyor. Arkasından işte 2-3 kişiyle, bir kişiyle iki defa Rukiye'yi görenler var. O kişilerin hep ben işte biri geliyor benim eniştem diye söylüyor Rukiye ya.
Oradan biri geldi, eniştemdi, ben ondan uzak durmaya çalışıyorum diye. O kişinin oraya gelmesini engellemeye çalışıyor. Ben bu anlattığı, ülkenin anlattığı bütün hepsinin tek bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ömer. Bence Ömer. Şimdi onu eniştem diye adlandırıp söylemezdi belki Rukiye. Hı-hı. O dönem yanlarında komşu varmış ya. Evet. Komşular bunu gördüyse, kocaya söylerse, koca bunu bana sorarsa, hani onlardan değil benden duymuş olsun, enişteydi diye baştan önden bir ilk adımı o atmış olmak istemiş. Evet, çok yani. Enişte çünkü diye. Ömer'le ama... Ömer'le tanışıklıklarını ben sizin gibi düşünüyorum. Kesinlikle çok eskiye dayandığını. Bir kere Antalya'dan bağlanan izleyicimiz bize 2016 yılını bir kere garanti etmişti. Kesinlikle öyle. Daha sonra gelen Mustafa Bey dedi ki, ben dedi Ömer'e dedi olaydan bir ay öncesinde dedi araziye, yukarı sizin obaya çıkarken gördüm dedi. Evet. Yani bu da bize gösteriyor ki çok çok eskiden tanışıyorlar. Bu arada sığınma evinde işte eşiniz kötü davranıyor mu demiş izleyicimiz. Rukiye de yok, ben ondan bir kötülük görmüyorum, kaldığım yerde rahatsızlık duyuyorum. Sığınma evinden rahatsızmış hanımefendi. Çünkü, Allah Allah. Çünkü saklanmak için sığınma evine gidiyor. Ben de sığınma evi yetkililerine sesleniyorum. Dışarıda Ömer'le fellik fellik geziyor. Sığınma evinde kalmasını gerektirecek bir durum yok. Bu bir amaç Ömer'den için. Ömer'den de hamile olduğuna Ömer'den göre de, Ömer'le yaşasın. Sığınma evini işgal etmesin. Ömer'den de hamileyse. Yani. Çocuk bile yapabiliyorsa. Evet, ben ihbarda bulunuyorum. Mersin'de hangi sığınma evinde kalıyorsa oradaki bir kişilik yeri işgal ediyor Rukiye. Yani. Başka birinin ihtiyacı olsa şu anda gidemeyecek yani, evet, gerçek anlamda. Oyun oynuyor, dalga geçiyor. Sığınma evinden de memnun değilmiş, bunu biliyor musunuz? Mersin'deki sığınma evinden memnun değilmiş hanımefendi yani. Ama Rukiye'nin genel yapısı zaten bir şeyden memnun olmuyor ki. Burada yemek beğenmiyordu değil mi? Bazı neler sorunlardan dolayı resmi evli değiliz demiş. Ben Ömer'e söylüyorum, dilekçeyi ver evlenelim diyorum ama o kabul etmiyor demiş. Ömer'in öyle bir isteği bazı yok demek. Bazı gerekçeler ne acaba ya? Bazı sorunlardan dolayı resmi evli değiliz diyor. Nasıl sorunlar var acaba Ömer efendi? Nasıl? Ömer onunla resmi olarak evlenmek istemiyor anladığım kadarıyla. Bazı sorunlarda, şimdi Rukiye'nin resmi olarak evlenmesinin önünde bir engel var mı, yok, bildiğimiz kadarıyla? Yok, yok. Tazminattan yok. Korkuyorlar Didem Hanım. Rukiye karar kesinleşir, gerçekten suçlu bulunursa ve hüküm giyerse ki oraya doğru gidiyor. Evet. Daha sonra aile ona karşı bir maddi manevi tazminat davası açabilir. Bunu açtığında da 10 yıllık geriye dönük yasal faiziyle birlikte bunu talep eder. Dava, ya olay tarihinden itibaren bugüne. Bunu da Ömer'le evli olursa evlenirse, Ömer de ona rücu eder diye korkuyor büyük ihtimalle. Bahsettiği de odur diye. Bir de şey var Didem Hanım, şimdi bu yanlış yargılandığı, sonra beraat etti ya, devlet tabii buna bir tazminat ödüyor 11 ay cezaevinde kaldığı için. Şimdi bu karar bozulup tekrar tutuklama olursa o devlet ona ödediği tazminata faiziyle birlikte 10 yıllık tabii faiziyle birlikte geriye isteyecek. Ben de tam onu diyecektim. İki nolu videoyu hazırlayayım, bir ekranlara getireceğim. Göre 10 yıl öncesine göre ciddi bir rakam almış tabii o zaman. Evet. Tamam işte, yani bunu tam yasal faizi neyse tamamen geri alacak devlet ondan. Evet, bir bölümünü ekranlara getirelim, bir bölümünü. İki nolu videoyu bir ekranlara getirelim. Hemen girelim lütfen. Şu an Rukiye ile Ömer Bey önümden geçiyorlar. Gelen de benim. Gel kurban olayım. Didem Hanım. Sizi çok sevdiğim için bu yayını, bu videoyu çekiyorum. Size bayılıyorum. Yoksa hiç uyum değildir. Şu an gidiyorlar. Sizi kocaman da öpüyorum Didem Hanım. Ayrıca Orhan Hocam'la avukatımıza çok çok selamlar. Selamlar dedim. Evet. Sevdiğim insanlara selam gönderdim aşkım. Şimdi devamını ekranlara getireceğim. Bir kez daha görmek istiyorum. Bir yerde el ele gördüğünü söyledin de. El eleler miydi bilmiyorum. Sanki orada hani son bir zoom yapıldı ya, orada sanki bir el ele ilermiş gibi geldi bana. Bir daha ekranlara getireceğim. Diğer videoyu da ekranlarınıza getireceğim. Bu arada Rukiye Ömer'le ilgili öyle bir şey söylüyor ki çok Ömer de şaşıracak. Yani neyse, bir arayı verelim, biraz soluklanalım, sonra hemen beraberiz. Herkes ekrana kilitlendi, onları dinliyor. Rukiye ile aram pek iyi değildi. Klasik Rukiye işte, her yerde aynı ya. Rukiye'nin yengesi Havva ve babası stüdyoda. Rukiye niye kaçıyor yayından dedim. Biz kaçırdık dedi.
yengesi konuşacak. Rukiye'nin sırları ortaya çıkacak. Murat'a karşı duygusu neydi sence? Açık konuşacak olursam hoşlanıyor. Yani her lafının başında Murat diyor. İnanmıyorum. Benim kocam katili Murat. Cinayet gecesiyle ilgili neler anlattı? Üstünde kan olduğunu söyledi. Katili görmüş mü? Rukiye ve abisi Veli kaçacak mı? Keçilerin parası ne olacak? Ben aslında onu merak etmeye başladım. Keçilerin parası. Bence bir planları var. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Yılmaz bugün ne kadar sevdiğimi sen de çok iyi biliyordum. Yarattığından başka kimseden korkmuyorum. Suç buraya çıkacak. Herkes ekrana kilitlendi, onları dinliyor. Rukiye ile aram pek iyi değildi. Klasik Rukiye işte, her yerde aynı ya. Rukiye'nin yengesi Havva ve babası stüdyoda. Rukiye niye kaçıyor yayından dedim. Biz kaçırdık dedi. Yengesi konuşacak, Rukiye'nin sırları ortaya çıkacak. Murat'a karşı duygusu neydi sence? Açık konuşacak olursam hoşlanıyor. Yani her lafının başında Murat diyor. İnanmıyorum. Benim kocam katili Murat. Cinayet gecesiyle ilgili neler anlattı? Üstünde kan olduğunu söyledi. Katili görmüş mü? Rukiye ve abisi Veli kaçacak mı? Keçilerin parası ne olacak? Ben aslında onu merak etmeye başladım. Keçilerin parası. Bence bir planları var. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Yılmaz Kılınç cinayetini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Rukiye'nin artık hamile olduğunu biliyoruz. Bir amaç için mi hamile kaldı? Şu an Murat da canlı yayında. Öyle görünüyor. Gerçekten şeytanın bile aklına gelmeyecek bir manevrayla şu anda Rukiye hamile kaldı. Hapse girmemek için hamile kaldığını tahmin ediyoruz. Bir amaç uğruna hamile kaldığı ortada. Çünkü bu kadar sıkıntı içerisinde neden hamile kalsın Rukiye? Bir amaç için hamile kalmış görünüyor. Vallahi herkese papucunu ters giydirir galiba. Murat ne dersin? Ne diyorsun bu hamilelik işine? Ablacığım işte belli mi? Önce bir merhaba, kolay gelsin. Sağ olasın. Bizim aklımıza gelmeyen bunlar aklına geliyor. Yani Rukiye bir amaç için hamile kalmış görünüyor. Ve Ömer'i evet, de önceden evet, Ömer'i evet. de önceden tanıdığını. Allah'ım ne yağmur yağıyor. İnanılmaz bir yağmur başladı İstanbul'da. Allah'ım bereket. Sen bir felaketlerden bizi korusun ya Rabbim. Amin. Ya, kesinlikle öyle. Şimdi Rukiye'nin hamileliğinin riskli olduğunu görüyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim ama ben şeyi merak ediyorum. Allah aşkına siz Çatak köyündesiniz. Bu Ömer sizin köyünüze geldiğinde gittiğinde hiç mi tanımıyorsunuz? Ya Murat hiç mi tanımıyor musun bu Ömer'i ya? Bilmiyor musunuz? Oraya avlanmaya geliyormuş, gidiyormuş. Şey Yunus tanıyor. Yani tanıyorsunuz, herkes tanıyor. Siz nasıl? Ablacığım şöyle bir... Şimdi bizim bu tip adamlarla bir işimiz olmadığı için biz bu adamları da hiç tanımayız da etmeyiz. Şimdi bana da soruyorlar. Köyde soranlar da var. Sen tanıyor musun bunu? Yani Mustafa da sordu bana bunu özellikle. Ya sen bu adamı tanıyor olman lazım. Ya neyi tanıyacağım Mustafa bunu? Adam diyor seni tanıyor diyor. Senin nohut tarlanı sordu diyor. Evet yani sonuçta Ömer oraya konuştuk. Ben tanımıyorum bu adamı. Ben hayatta ilk defa sizin yanınızda o stüdyoda televizyona çıktı öyle gördüm. Aynen. Ben bunu ne tanırım ne ederim. Ben de öyle. Ama Rukiye ama onunla... Bunların tanışıklığı dünkü bugünkü iş değil. Ya bunda kaniyiz artık. Şimdi Rukiye'nin şöyle beraber olduğu kişilerden de hamile kalmak gibi bir taktiği de var. Şimdi Ömer'e dini nikah değil de dini nikah kıymışlar. Resmi nikah kıymaya çalışıyorlar. Çalışıyor Rukiye. Ömer kabul etmiyor. Şuradan dolayı da Rukiye hamile kalmış olabilir mi acaba? Yani Ömer'i evliliğe mecbur bırakmak için de Rukiye hamile kalmış da olabilir. Rukiye ama bu. yani biz de öyle düşünüyoruz. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bu bir taktik. Yani kesinlikle. Rukiye bir taktik yapıyor. Çocuk özlemi yok ki.
Çocuklara karşı bir sevgisi de yok. Zaten iki tane evladı var. Üçüncüye ihtiyacı yok. Evet. Yazık, günah yani o çocuklara. Bir de yani İhsan Nur'u da almak istedi. İşte yurda vermek istedi falan. Evet. Burası'nın yanında. Ömer bu babalık yapacak İhsan Nur'a Allah yani. Allah aşkına yani. Yani evet. Ömer'e şey, İhsan Nur'u almak istiyor ya. Alıp Ömer mi babalık yapsın ona yani? İhsan Nur'u evet nasıl? İhsan Nur'u yanına almak istemiyor ki. İki satır yazı yaz, devlete ver çocuğu diyor. Ya diyorum ya size, devletin sırtındaki bir parazit bu kadın ya. Baba nasıl davranıyordu İhsan Nur'a? Sen görüyor muydun canım? Yengesine bir soralım. Nasıl davranıyordu çocuğa? Hep kötü davranıyordu. Hiç iyi davrandığı gün yoktu ki ne. Ya biz dövdüğünü biliyoruz. Sen şahit oldun mu hiç döverken? Evet. Neyle vuruyor çocuğa? Sopayla. Of, hep aynı şey, aynı şekilde. Çocuk da öyle anlatıyor çünkü. Evet. Bana sopayla bacaklarıma vuruyor diyordu. Bayağı böyle yani dövmenin her türlüsü kötü de. Allah'ım, inanılır gibi değil gerçekten. İşkence yani, gerçekten öyle. Şimdi bir nolu videoyu ben bir daha ekranlarınıza getirmek istiyorum. Bir görelim. Rukiye'nin hamileliğinin riskli olduğunu da biliyoruz. Yani çocuk, bilmiyorum. Yani çocuğa, o evlada da yazık günah. Çocuğa da yazık günah. Gerçekten ya. Bu dünyanın için geldiğini bile bilmiyor. Neyse, bir nolu video bir daha gelsin ekranlarınıza. Oğlum bekle. Şu an Mersin Devlet Hastanesi'nde, şehir hastanesi. Didem Hanım, Rukiye ve yanında Ömer dediğiniz şu an bulunmaktadır. Çocuklarla biraz çekim zor oluyor ama çekmeye çalışıyorum. Bekler misin anneciğim? Bekler misin? Bekler. Şu an onlara çok yakın. Gel oğlum. Gel anneciğim. Gel. Gel bu tarafa aramalara dikkat et oğlum. Gel. Gel. Bir bebeğim şurada oturalım mı? Hı? Oturalım mı? Burada çok yorulduk annem ya. Ha? Ne annem? Tamam annem, sizi parka da götürelim. Bekleyin ama. Şu an bir işimiz var. Ne anneciğim? Dur. Baba cevap vermiyor. Niye bilmiyorum. Yok yok, bekle anneciğim, o değil. Bekle, baba arasın anneciğim. Kardeşinin ateşi de düştü. Hayır, şey yapacağım aşkım. Kanka götüreceğim. Kanka götüreceğim, bekle. Babayı bulamıyor, baba nerede? Gel annem benim. Ara ara bana bakıyorlar. Benden şüphe duyuyorlar ama çaktırmamaya çalışıyorum. Şimdi çocuğu da aldırmak istemiş aslında. Tam kaç haftalık olduğunu bilmiyorum demiş. Ama biz kaç haftalık olduğunu araştırdık ve bulduk. Ya yani 1,5 aylık bir hamileliği var. 5-6 haftalık bir hamileliği. Çok riskli olursa diyor, çocuğu da aldırırım diyor. Çok bir risk varmış. Risk devam ederse de çocuğu aldırırım. Ama görünen o ki o riski bilmesine rağmen çocuğu doğurmaya hala şu anda bir risk var. Ama çok büyük risk olursa aldırırım diyor. Madem bu kadar büyük bir risk varsa o çocuğu neden dünyaya getirmek istiyorsun? Değil mi? Ömer'e çok aşık olduğun için mi? Bence değil. Kalkan. Bence Ömer, evet. Ömer şu anda o şeyden, cezadan hapse girmemesi için bir kalkan. Çocuk da öyle. Şimdi bunu neden söylüyorum sevgili izleyiciler? Çünkü Vazgeçme izleyicisine şunları söylemiş. Yani çikolata alma. Bana çikolata al Ömer demiş, göndermiş. Tost al demiş, sürekli göndermiş. Çünkü Ömer seni rahatsız etmiyor değil mi diye sormuş Vazgeçme izleyicimiz. O da demiş ki yok demiş, ben işimi bilirim.
rahatsız ederse ona aşkım cicim derim. Karakola şikayet ederim, ruhu bile duymaz demiş. Ömer de piyon. Ah Ömer. Sen ne gözüyle bakıldığını bir görsen Rukiye tarafından. Evet. Yani aşkım cicim derim. Yüzüne gülerim. Aşkım cicim, aşkım cicim. Ya Murat aslında var ya biliyor musun? Yani siz evlenmiş olsaydınız belki de baban hayatta olurdu. Ama senin hayatın kararırdı. Belki de senin hayatına son verirdi. Allah uzun ömür versin ya, bilemiyorum yani. Bunun şeyini... Bir sesli düşündüm, özür dilerim. Yok bunun hayalini bile yani düşüncesini bile aklımızdan geçirmeyelim, Allah korusun. Çünkü Havva diyor yani sürekli sen Murat deyip duruyormuş yani. Değil mi Havva? Evet. Ay çocuk oğlan olursa adını da Murat koyar artık. Mercan'la Havva'yla birlikte kaldı. Murat aşkı orada yatışır ya. Aynen dayının dediği gibi Murat aşkı da yatışır biraz. Kız olursa demiş. Özlem, oğlan olursa Murat. Cezaevi falan umurumda değil demiş. Ben sinirlenince aklıma kötü şeyler geliyor. Kötü şeyler yapmak istiyorum demiş. Deli falan değil diyor Rukiye. Sadece çok öfke ve kin vardı diyor izleyicimiz. Şimdi aklına kötü şeyler gelip yani sinirlenince çok birden sinirlenince aklına kötü şeyler geliyor ve çok kötü şeyler yapmak istiyorum diyor. Yılmaz Hoca ya da Yılmaz Kılınca da o sırada aynen. Büyük bir sinirle mi, bir öfkeyle mi acaba Burcu ne dersin? Ya bu öfkeyi siz tabii iki yıl boyunca görmediğiniz için uzaklaştığınız için siz görememişsiniz aslında. Evet. Bence babanızı büyük bir öfke beslemiş. Aslında o bizi o şekil uzaklaştırma da bir plandı zaten. Öyle bu görünüyor. Bu babamın ölümünün altyapısıydı. Önce benimle kavga etti. Ya bizim o zamana kadar birçok kavgamız oldu. Ben ne o eve gelmemezlik yaptım. Ne de bu benimle konuşmamazlık yaptı. Ben onu dövdüm. Ertesi gün sabah o eve geri geldim. O gene bana o kapıyı açtı. Açmak zorundaydı. Sana o hareketi yapınca mı kavga ettiniz? Ben o hareketi yaptıktan sonra ben bunu böyle hani sıcak su kazanla falan ittim böyle. Ayırdılar bizi falan filan. Yani babam şöyle dedi söyleyeyim, ki, açık söyleyeyim. Yani o zaman söylediğimi hatırlamıyorum. Söylediniz. Taciz etmiş seni yani. Evet. Ben arkaya geçip size göstermiştim nasıl yaptığını. Evet. Evet yani. İki defa yaptı üst yani üste. Yapma etme dedim. İki defa ben uyardım. Hareket oysa ciddi anlamda Mercan'a bir cinsel istismarda bulunmuş. Evet üçüncü seferde aynı hareketi bulununca ben de ala hamurlu böyle elim hamuruyla ağız yüz ne geldiyse daldım artık. Ondan sonra itiş kakış ben artık şuurum bozuldu dedim ya ben sen hala dedim. Öyle olmaz. Öyle. Tutup sıcak su kazanına doğru itmeye başladım. Önce hala bizimkiler beni şakalaşıyor falan zannettiler. Sonra ayırdılar. Onu sonra babam sen dedi demedin ki... Sen demedin bu hareketi niye yaptın? Ya niye yapıyorsun bunu Rukiye demedin mi? Ya diyorum bak bana bulaşma ne istiyorsun benden ne biçim hareket bunlar falan. Ne istiyor falan? Senden o hareketi yaparak? Bir bilsem. Ondan sonra öyle yapıyor. Gelip geçiyor dengimden... Ya Didem Hanım anlatamayacağım çok şey var gerçekten. Ben sana diyorum ki Rukiye şey bizim hayatımız... soramıyorum. Bir tip var. Bizim hayatımıza girdiği günden itibaren ben hepsini iğneden ipliğe anlatacak olsam yani sen şöyle bir durur düşünürsün. Anlatmadığın şeyler var daha öyle mi? Ben size sadece kayda değer olanlarını anlattım. Aa. Konuşabileceklerimizi anlattım ya da öyle söyleyeyim. Ya da ben sana daha açık konuşmam gerekirse hepsini anlatacak olsam sadece 2 ay veya 3 ay sizin beni dinlemeniz gerekiyor. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki dikkat edin diyor Rukiye Kıbrıs'a kaçabilir diyor. Ömer onu daha önce diyor Ömer bir çocuğu ezdi sonra Ömer ablasının yanına Kıbrıs'a kaçtı. Ömer'in ablası Kıbrıs'ta yaşıyormuş. Şimdi Rukiye'yi oyun yapıp diyor Kıbrıs'a kaçırabilir diyor. Kıbrıs yurt dışına çıkış yasağı Kıbrıs'ı da kapsar gidemez. Ya şu anda bir kez daha söyleyelim. Alta yazar mısınız arkadaşlar? Rukiye hakkında yurt dışına çıkış yasağı var. Dolayısıyla Rukiye Gürcistan'a da gidemez. Yani hiçbir Amerika'ya da gidemez. İngiltere'ye de gidemez. Mars'a da gidemez. Kıbrıs'a da gidemez. Jüpiter'e hiç gidemez. Mars'a hiç gidemez. Edirne'ye gidebilir. Kars'a gidebilir. Van'a gidebilir. Konya'ya gidebilir. Gezebilir yani. Ama Jüpiter, Mars yok. Kıbrıs oralar hiç yok. Yani gözün aydın aslında yani. Aslında bu da bir adli kontrol. Yani savcılık makamının veya mahkemenin aldığı bir tepki. Bunlar farklı farklı
tedbirler olabiliyor. Yurt dışı yasa çok vallahi yerinde olmuş yani. Ne diyorsun Murat? Ne dedin? Ne dedi Murat'cığım? Onlar Kıbrıs'a gider de ben Kıbrıs'a gidemez miyim? Yok evet, senin hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuş. Yok yok olmaz. Sen yani öyle bir şey olmaz. Herkes yani bekleyecek ve görünen o ki çok da panik olmuşlar. Ve bu paniklikle de Rukiye hamile bırakılmış. Aslında var ya bir korkuyla her gün bir ızdırapla yaşamak kadar büyük bir şey yoktur bir insana. Acı veren başka daha büyük bir şey yoktur. Her gün gölgenden dahi korkuyorsun. Kim var benim arkamda? Of ya, yağmura bak Allah'ım, ne olur ya. İyi yağıyor. Yani. İstanbulları koru, bizleri koru. Evsiz olanlara yardımcı ol lütfen. Herhalde belediye de gerekeni yapıyordur şu an. Sokakta olanlar var, köpeklerimiz var. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl bir fırtına var ha. İnanılmaz bir ses. Bayağı. Vallahi acayip bir fırtına var yarabbim. Ama uyarılmıştı zaten. Uyarıldı evet. Büyük uyarı yapılmıştı. Gerekli önlemler de alınmıştır inşallah. Yani benim aklıma ne bileyim bu şeyde bazı öyle yerlere ev yapıyorlar ki oralar su doluyor. Yes. Su basıyor. Allah'ım ya, vatandaşlarımızı koru ne olursun. Zaten zor günlerden geçiyoruz. Siz de yardım edin lütfen komşularınıza, köpeklere, kedilere lütfen yardımcı olun. Sevgili Havva'cığım, senin çocuğun olmamış veliden. Sen mi istemedin, veli mi istemedi yoksa tıbbi sorunlar mı yaşadınız? Rukiye bu arada el almış ya, sana yardımcı olmak istemiş galiba hamile kalman için. Veliden olmadı. Veliden olmadı. Evet. Hı? Nereden biliyorsun? Doktora gittiniz mi? Evet. Velinin çocuğu olmuyor muymuş? Ama velinin ilk bir tane oğlu var diye biliyoruz biz ilk şeyinden. Ve sonrası beni ilgilendirmez de. Yani kimden olup olmadığı. Ama senin evliliğin boyunca çocuk olmayınca Rukiye bana gel demiş. O ipi senin beline o yüzden bağlamış değil mi, çocuğun olsun diye? Evet yani. Ne, Rukiye'de bir keramet var. İpi bağlayalı ne kadar oldu? 2 ay ile oldu. 2 ay sonra bir hamilelik falan yok. İpi bağlayınca ipler kopmuş. Rukiye ipmik de bağlamamışlar. Allah'tan bağlamamışlar o keyfi. Yani olacak iş değil yani gerçekten. İki nolu video bir de ekranlara gelsin lütfen. Orada yani en ufak detay bile şu anda yayınlarımızı yetkililer de izliyorlar çünkü. O gelsin bir ekranlarınıza lütfen. Şu an Rukiye ile Ömer Bey önümden geçiyorlar. Şu an Rukiye ile Ömer Bey önümden geçiyorlar. Şu an Rukiye ile Ömer Bey önümden geçiyorlar. Gel annem benim. Neden hanım? Sizi çok sevdiğim için bu yayını, bu videoyu çekiyorum. Size bayılıyorum. Yoksa hiç uyum değildir. Şu an gidiyorlar. Sizi kocaman da öpüyorum Didem hanım. Ayrıca Orhan hocamla avukatımıza çok çok selamlar. Selamlar dedim. Evet. Sevdiğim insanlara selam gönderdim. Gel gel bu tarafa, araba gelir. Bak gel oğlum. Efendim anneciğim? Şu an ne anneciğim? Niye yemiyorsun? Yesin annem. Niye? Anne. Gel gidelim anneciğim. Hadi hadi gidiyoruz. Aslı lan. Ne yaptınız, muayene oldunuz mu? Ya olmazmış. Niye bakmadın? Riskli diyor, riskli olursa diyor. Riskli diyor, riskli olursa diyor. Riskli diyor, riskli olursa diyor. Ne yapacaksınız? Ay gel lan şuraya, niye bakmadılar ya? Anne. Çok geçmiş olsun abla, Allah sana da şifa versin. Bizimki bitti çok şükür, ateşi düşmüş. Hadi yavaş yavaş gidelim. Hadi size iyi günler. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Canım, hakkını helal et. Sizi rica ederim. Abla bir şey olmaz. Ben de. Yok yok, önemli değil. Sen otur abla. Sıkıntı yok. Biz zaten yavaş yavaş gidiyoruz. Sıkıntı yok. Hadi gidelim bebeğim benim. İşimiz bitti. Al poğaçanı bitir anne. Al sen. Gelin size çay da söylüyorum. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun, sağ olun. Ablaya üzüldüm ya. Niye bakmadılar acaba? Vallahi bilmiyorum. Ora gönderiyor. Esin'in evinden geldiğini söylemedin mi? Ne
şekilde söylemedik. Bir daha ama sığınma evinde bir görevlinin yanında olması gerekmiyor mu adına? Ya ben de onu diyorum. Orada mı görevli olması gerekiyor? Nasıl tek başına göndermezler normalde ama bilmiyorum. Bu adam olduğu için verip... He ondan dolayı mı? Ya ben olmayayım. Haydi ben uzaktan... Bu adam olduğu için verip... He ondan dolayı mı? Ya ben olmayayım. Haydi ben uzaktan takip edeyim. Ama evet. Onlar olduğumu daha iyi. Ama işte sen de resmiyette işin olmadığı için... Belki o yüzden de... Kabul etmiyorlardır. Onda işte beni kabul etmiyorlarsa ben bu kadın yanında olsun onlar ben olmayayım zaten. Yürü. Allah korusun ya. Yanlış herhalde. Şimdi şöyle bir bilgi de var. Ömer orada aslında şu izleyicimizin bize aktardığı notlara göre burada çocuğu aldırırlar mı diye de sormuş. Çocuğu aldırmak için aslında. Rukiye'yi Mersin Devlet Hastanesi'ne götürmüş de olabilir. Fakat Rukiye çok da çocuğu aldırmak taraftarı değil aslında. Ömer o yani hani sahip çıkıyordu Ömer çocuklara? Ömer hani ya da şöyle hem çocukları diyelim de hem de şey hani Rukiye ile evlenme falan şey yoktu hiçbir şey yoktu. Bir hafta yanında kalmıştı göndermişti abilerinin hatırına sizden kaçırmıştı Rukiye'yi. Siz rahatsız ettiğiniz için kaçırmıştı. Ne oldu? Diyenin nikah var. Aralarında dini nikah var. Onu biliyoruz. Ama Rukiye ısrarla bu Rukiye'nin bir taktiği olabilir. Yani Ömer'in bir taktiği değil de yani Ömer'i kendi avucunun içine almak istiyor. Beraber olduğu kişilerle çocuk yaparak hatta bir tane daha çocuk kime yapmıştı? Durasan'a mı yapmıştı? Birine daha çocuk yapıp o kişiyi kendine bağlamak istemişti. Böyle bir taktiği var Rukiye'nin. Çocuk yaparak iyice Ömer'i kendisine bağlamak istemiş olabilir. Çünkü aralarında bir... Ve Durasan şunu da söylemişti. Benimle evliyken bir daha hamile kaldı. İşte o şeyini, o hakkını ben de kullanmak istemedi. O çocuğu aldırdı demişti. Evet. Dolayısıyla da şu anda aslında Ömer'i de bir oyuna getirmek. Yani bu oyunu Ömer değil de Rukiye de kurmuş olabilir. Çünkü Ömer biraz isteksiz gibi konuşuyor. Yani evet şey yani Ömer biraz da bir şey. Ama sonuçta birlikte olmuş. İmam nikahı sonuçta kıydırmış. Ben de... Ömer de bu işin içinde derim ben. Çıkarmışın içinden Ömer aklasın kendini. Buyursun meydan onun. Aklamak istiyorsa buyursun geçsin karşıma. Abim bir şey söylemek istiyor. Kim söylemek istiyor? Abim. Abin söyle Murat. Hayır o bizim bir şey dememize gerek kalmayacak. Rukiye biraz daha sıkılsın. Bence bu topu Ömer'in üzerine atacak. Ne yapacak Ömer'den? Topu Ömer'in üzerine atacak diyor. Ömer'in üzerine atacak diyorsun. Öyle mi? Ömer mi yaptı evet. Diyecek. Bu kez Murat değil de Ömer mi yaptı diyecek. Ya sıkışınca bu yaptı diyecek. Beni tehdit et diyecek belki de. Neden biliyorsun? Rızam yoktu Ursan, diyecek. Rızam yoktu diyebilir. Nikahsız rızam yoktu. Evet. Az önce Funda hocam da ona değinmişti. Alakalı söylemedi Murat onu. Hayır başka bir şey. Olayı cinayet olayından bahsederek. Cinayeti söylersin. Cinayet olayı. Bu Ömer yaptı tamam. Diyecek. Beni de çocuğuma tehdit etti diyecek belki. Olabilir yani çünkü. Bir şekilde, kendini kurtarmak için Rukiye herkesi yakar. Yani aslında şu anda biz Ömer'e diyoruz ama Rukiye Ömer'e bir oyun kuruyor olabilir. Ne Rukiye'ymiş yani, ya. Çok iyiymiş yani. Yani Rukiye bu kadar yani, şey Ömer, diyorsun. Ömer de sorarsanız Ömer düzgün babacım bana göre değil. Evet. Çünkü en son ayrıldığı önce ayrıldığı karısına basarak yani eniştesi kadını onun yerine kurtarıncaya kadar ne çekti? Adliyenin koridorlarında tokatladı onu Ömer'i. Murat bir şey söyledi. Ne? Ömer az önce Ömer eşinden ayrıldı değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ömer şu an evli değil evet. Peki evet, evli evet. Değil de evli değil de bir önceki bir VTR'de Ömer diyor ki 3 tane yetim büyüttüm ben diyor. Annesine ayrı ölmemiş ki nasıl yetim büyütmüş? Şey ilk, hayır, eş, hayır ilk eşi doğum üzerinden i̇lk ölmüş. Ha, ilk eşi mi ölüyor? Evet. Ondan sonra bunu daha önce zaman zaman böyle dönem dönem evlenip ayrıldığı kişiler olmuş galiba. Ha, onu o kadarını bilmiyordum. Yani bir tane eşi vardı. Ondan da ayrıldı diye biliyorum. Nasıl Murat? Kaynanası Ömer'in ayrıldığı kadın. Şimdi şunu görüyoruz. Bu hamilelikte... Hatta şöyle bir oyun yapmış. Kadının evi varmış. Kadına bir yere imza attırmış. Kadın evi imza almış. Ömer de kadının evine ortak olmuş bir şekilde. Yani benim anladığım kadarıyla Rukiye bu şeyde bilerek hamile kalmış olabilir. Çünkü yani bu çocuğu aldırmak istiyor Ömer bir yandan. Burada diyor çocuğu aldırabilirler mi diyor. İşte ben de izleyicimiz de demiş ki riskli bir durum varsa diyor resmi evliyseniz yaparlar yoksa yapmazlar demiş. Yani şu anda aslında o çocuğu aldırmak için yani çocuğun babası Ömer. Onu anlıyoruz. Okay. Estağfurullah ya. Yani Ömer şu an sıkıntıda olabilir ama Murat'ın dediği de doğru olabilir. Bir süre sonra Rukiye şey yaparsa sıkışırsa Durasan'a da diyordu ya Durasan dikkat et kendine sen de yanarsın. Ama her gelene söyledi ki onu zaten. Durmuş
büyük abinin ismi neydi? Durmuş Ali miydi? Durmuş Ali. Durmuş Ali'ye yaptı. Durasan'a yaptı. Durasan'a yaptı. Burada kendinin aleyhine bir şey söyleyen herkese o tehdidi yaptı. Kelepçe taktı. Kelepçe taktırırım dedi. İftira ben, atarım diyor aslında. Ben şunu da anlamadım. Şimdi o hanımefendinin işte Rukiye kimle konuşursa bu bilginin dışarıya gideceğini, birilerine anlatılacağını bilmeyecek kadar özür dilerim şey bir tırnak içinde bunları düşünemeyecek bir neyse o tırnağı işte açmayayım kapatmayayım. Öyle bir kadın değil yani. Evet, aklı bunu başında. Bilinçli anlatmış gibi duruyor değil mi? Çünkü neden? Çünkü çok bilinçli anlatmış duruyor. Bunu bir şekilde anlatacağını ve bence Rukiye onu kendisinin çektiğini de fark etmiş olabilir. Çünkü orada mesaj vermek istemiş Rukiye. Rukiye ufak ufak konuşmaya çalışmış. Yani sen niye özellikle Ömer yanındayken bunları söylemiyorsun ki? Ömer'i tost almaya gidiyorsun, bir şeyler anlatıyorsun izleyicimize. Çikolata almaya gönderiyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Arada Ömer'e de mesajlar vermiş. Yani şu an Rukiye'nin bir oyunu da olabilir bu. Yani çok enteresan Rukiye çünkü. Rukiye dediğimiz için ben biraz herkesin... Rukiye değil, durup düşüneceksiniz evet. Yani. Buraya gelip ne yapıyordu sevgili izleyiciler? Dışarıda arkadaşlarımıza diyordu ki Didem Hanım hazır olsun. Ya her an her şey olabilir. Yani yayında bir problem çıkartacağının mesajını açık açık veriyordu. Her gün bir taktik yapıyordu. Her gün bir taktik ve manevrayla bu yayına geliyordu. Ama her gün yani. Her gün. Bir gün işte saldırıyordu. Hatta şöyle bir taktiği vardı. Onu açıklayalım mı Orhan Bey? Hadi açıklayalım. Şimdi bir genel görelim. Şimdi Rukiye orada oturuyor. Mercan da burada oturuyor değil mi? Hakan genel görmen lazım yoksa anlaşılmaz. Bir genel gör burayı. Şimdi Rukiye oradan kalkıp geliyor. Şuraya kadar geliyor ya. Gel şuraya kadar. Sen şuraya kadar. Şöyle geliyor. Tamam ben de Rukiye şöyle olayım. Yapıyor. Şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Şimdi Orhan Bey orada oturuyor. Şimdi Orhan Bey ayağa kalkın Orhan Bey. Evet. Orhan Bey ayağa kalkınca bana saldırma. Ayağa kalktığım zaman. Orhan Bey ayağa kaldırınca Orhan Bey'in onu tutacağını düşünüyor. Evet. Ve bana doğru hamle yap. Evet böyle gidiyor. Ondan sonra oradan İdris Bey geliyor. Evet. Ondan sonra tutulacağını anlıyor. Böyle atlamaya çalışıyor. Zaten o zamana tutuluyor. Evet. Eğer kimse yerinden kalkmıyorsa. Orhan Bey yerinizde. Şimdi Orhan Bey yayındaki bazı şey açık açıklayalım bazı şeyleri. Orhan Bey burada oturunca oturmaya devam ediyor ya. Orhan Bey ile biz onu konuştuk. Orhan Bey tabii emniyetten geldi şimdi bu konularda çok daha bilgili. Didem Hanım dedi bu bir taktik dedi. Biz farkındaysanız Orhan Bey ile ikimiz Rukiye ayağa kalkıyor. Böyle hiç istifimizi bozmuyoruz. Çünkü biz ayağa kalktığımızda Orhan Bey ayağa kalktığında Rukiye işte böyle sallana sallana geliyordu ya böyle her yerini sallaya sallaya geliyor. O sırada işte plan yapıyor. Onu tuttuğumuzun farkına varınca Rukiye... O çizgiyi geçmiyordu kaybı. Çünkü biz oturuyoruz. Kimsenin... Bunu bile pardon. Planlıyordu Rukiye. Değil mi evet. Rukiye'cim? Bunu da planlıyordun. Evet. Bunu bile planlıyordu yani. Her adımının bir plan olduğunu düşünüyorum. Sonrasında biz bunu fark edince hiç hareket etmediğimiz zaman tam şu ortada geliyor ve kalıyordu. Çizgi tam şu çizgiye kadar orada, gelip orada kalıyordu. Orada geri dönüyordu değil mi? Orada, çünkü, orada kalıyordu. Çünkü gitmiyor ben ileriye. Onun tutulmayacağını düşündüğü vakit oradan oraya adım atmayacağını adımın mercan olduğu kadar biliyorum. Çünkü Rukiye beni çok iyi tanıyor. Ben de Rukiye'yi çok iyi tanıyorum. Rukiye... ...öldürdü. Hava, sahte ağlama krizlerinde, sahte krizlere senin yanında da giriyormuş galiba değil mi? Bir kez ağzından o olayı bir anlatır mısın? Ne oldu o zaman? Hava, Rukiye bir kriz geçirmiş senin yanında. Tükürükler mi çıkardı? Evet. Çıktı mı o tükürük ağzından? Ha? Zor zoruna. Zor zoruna. Sanki hastaymış gibi bir izlenim mi vermeye çalıştı? Evet. Yani Rukiye ile ilgili gerçekten Havva da çok şeyler biliyor ama çekiniyor musun, korkuyor musun? Birçok şey anlatmıyorsun Rukiye ile ilgili. Havva korkuyor. Ha? Korkuyor musun? Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Korkma lütfen ya. Ya kendi aile kavramı da çok umurunda değil aslında. Mesela annesinin yanına gidiyor ya Rukiye. Onu da hemen anlatmanı çok rica edeceğim senden. Annesinin yanında yardım etmeye gittiğinde annesinden para mı istiyormuş? Evet. Anlat onu lütfen. Mesela şimdi bir haftaysa, yani bir hafta çalıştığında... Yani 100 lira. Yani bir günde kaldığında 100 lira yani. Ha, günlük annesine yemeğe gidiyor. Istiyor. Evet. 100 lira alıyormuş. Her pardon gittiğinde. Gelince ne yapıyordu Rukiye annesinin yanına? Çadıra geldi ne yapıyor? Davara mı gidiyor? Davara gitmiyor. Ekmek atı vermiş oluyor. Hı-hı. Yani bazlamaya diyelim, ekmek diyelim. Tamam anladım ben senin dediğini. Onlar da bir iki üst baş yıkayveriyor. Yani onlar yani. Yani Rukiye'nin her adımı bir plan, her adımı yani Ömer de bir oyuna getirilmiş olabilir. Ya da Ömer Rukiye ile beraber işte Rukiye'nin hapse girmemesi için bir oyun kurmuş olabilir. Biz olayın fotoğrafını çektik. Bu soruların yanıtını JASAT bulacak, sayın savcılarımız bulacak ama bizim de kafamızda deri sorular. Ama şu bir net, Rukiye hakkında yurt dışına çıkış yasağı var ve Rukiye hamile. Verdik arayı.
WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Sabırla Yılmaz Kılıç cinayetini konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü her gün bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Cuma günü de çok önemli bir gelişme bekliyorum. Ama gerçekten o gelişme olmadan söyleyemem. Çünkü çok önemli bir gelişme. O gelişme olsun. Zaten hep birlikte size aktaracağım, merak etmeyin sevgili izleyiciler. Ben bilmiyorum Rukiye'nin hamile olmasına. Yani ben şaşırdım. Yani gerçekten şeytanın bile aklına gelmeyecek bir manevra olabilir. Ya da kendiliğinden bir tesadüf sonucu da hamile kalmış olabilir. Ama şu bir gerçek. Yani Rukiye hamile ve yurt dışına çıkış yasağı var. Gelişmeleri aktaracağız. Merak etme Mercan ve diğer aileler de gözümün içine bakıyor. Özellikle kızların anneleri, babaları. Onların hepsini de takip edeceğiz. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar, hoşça kalın.